dostları, ben Gökhan Toker, namı diğer Mr. Jesli, aynı zamanda Çerezan yöneticisi, Sis vokalisti, Sogot vokalisti, Jess Moore, ben ve sizin deyiminizle, kendi isminle daha çok tanıyorsunuz müzik dostlarında, Gökhan Toker. Öncelikle herkese selam olsun. Öncelikle herkese sevgilerimi iletiyorum Tekirdağ, bir Tekirdağ akşamından. Bu akşam saat 8 itibariyle. Volkan abicim hoş geldin. Merhabalar. Selamlıyorum. Enişten sevgilerimi iletiyorum. Yayınımıza hoş geldin. Saat 20 itibariyle Anadolu Rock 8 projesinin değerli yapımcısı ve yurt dışında çok önemli organizasyon çalışmalarında bulunan Taner Serfici abimiz bizlerle olacak. Bu akşam yurt dışında neler yaptığını, neler planladığını, Anadolu Rock 8 üzerine ne gibi çalışmalar yapıldığını, nasıl ortaya çıktığını ve bunun gibi daha nice önemli konuları ele alacağız. Canım abicim, bir tanesin Volkan abicim. Ve ben de ilk yayının müzik dostlarında bu. Normalde ilk kez bu yayını yapıyorum. Müzik dostları ile canlı programlarımız bir hafta ben, bir hafta sevgili Kenan Damar, müzik dostları başkanımız şeklinde dönüşümünü yapacağız. Bu hafta sıra bende ve bu programımızın ikinci bölümü bu. İkinci bölümü bana nasip oldu. Ve bu akşam gerçekten çok değerli bir konu bizlerle olacak saat 20 itibariyle arkadaşlar. Ben de heyecanlıyım. Bir hatam, bir eksiğim, bir kusurum olduysa affola şimdiden. Gerçekten tek amacımız burada değerli insanları sizlerle buluşturabilmek. Müzik adına kimler ne yapıyor, neler nasıl ortaya çıkıyor, sektörde nasıl gidiyor işler vesaire, bunları öğrenebilmek ve insanlarla paylaşabilmek adına bu yayınları yapıyoruz. Ve yeni çıkan albümler varsa canım abim her zaman, sevgili Volkan abicim her zaman her yerde bu tarz programları yapmaya hazırım. Cumartesi pazar günleri de Çerez Line'da Mr. JC ile Çerez Vakti programında yayınlar yapıyorum Volkan abi. Oradan da takip edebilirsin. Çarşamba günleri de gene Çerez Line Instagram hesabında edebiyat üzerine kitap yazan şair ve değerli yazarlarımızın tanıtımını yapmaya çalışıyorum. Elimizden geldiğince hep birlikte bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Çok teşekkürler. Meriç hoş geldin. Eymen çok teşekkür ederiz. Yanlış okumadıysam. Hoş geldiniz tekrardan güzel insanlar. Ülkemizde çok abicim, bu selam vermeden geçmeyeceğim. Ülkemizde zor günler geçirdiğimiz bu günlerde müzisyenler gerçekten nasibini çok fazla aldı. Bunlardan biri de benim. Uzun zamandır konser yapamıyorum. Sahnelere hasret kaldım her müzisyen gibi. Murat abi hoş geldin bu arada. Ve bunun sıkıntı ve zorluklarını çok fazla çeken biri olarak da istedim ki camiaya ne kadar destek olabilirim, elimden ne gelebilir, neler yapabilirim, yeni çıkan albümleri, babaları sizlerle buluşturmak adına elimden geldiğince bütün programlarımı da yapmaya çalışıyorum. Sevgili abimin dediği gibi, Volkan abim dediği gibi, sektörümüze katkı bir nebze sağlayabiliyorsam ve sağlayabiliyorsak hep beraber Toksin Müzik, Çerezden, Müzik Dostları ve diğer oluşumlarımızla, bu bizim için büyük bir onurdur. Ve tabii ki üreten, ortaya bir şeyler koyan değerli sanatçı, yazar ve müzisyenlerimizle bir nebze birlikteliğimizi tüm dünyaya duyurabiliyorsak ve aklının yanında durup her zaman sevgiyi ve dostluğu sizlerle paylaşabiliyorsak, bu bizim için çok önemli. Amacımız bu. Bundan öte bir şey yok. Umut her zaman olmalı ve umutsuz bir şekilde asla yaşamamamız lazım. Zor günler yaşıyor olabiliriz ama sürekli ömrümüz boyunca bu devam edecek diye bir şey yok. Bu da bir dönem, bizi buldu. Böyle bir dönem içindeyiz. Kayıplarımız var, insanlarımızı kaybediyoruz. Dünya da bununla maalesef başa çıkmaya çalışıyor. Ama bizler şöyle yapabiliriz arkadaşlar. Ne yapabiliriz bu durumda? Şöyle düşünelim. Oturup kara kara düşünmek, oturup acaba ne olacak, ne yapacağız?
Olmayacak mı bir daha? Yani eyvah bittik mi moduna girmektense eksiklerimizi bu programlarda, bu yayınlarda tespit edebiliriz. Mesela sektörümüzde bence bir müzisyen olaraktan da aynı zamanda birçok hatanı tespit ettim kendimce. Bunları bir gözden geçirebiliriz. Her yayınlarda yaptığımız gibi. Bunları düzelterek bir yerlerden başlayabiliriz. En büyüklerimizden yolun en başındaki gruplara kadar ki aslında ikisi de birçok baba müzisyenden duyduğum ve tanıştığım kadarıyla aynı seviyede görmek gerektiğini düşünüyor. Ne ben mesela yanlarına gittim ya da telefonda konuştuğumda ya da birebir tanıştığımda şey derler bana. Ya niye usta abi diyorsun? Biz kardeşiz, biz yoldaşız. Bu beni çok mutlu etmiştir. Onların güzel mütevazı yüreklerinden kaynaklanıyor. Ama babaları unutmamak gerekir. Yenileri de es geçmemek gerekir. Hep birlikte bir yumruk halinde aynı şu şekilde arkadaşlar yürümemiz gerektiğini düşünenlerdenim ben. Eğer bu şekilde yürürsek, müzikte herhangi bir tarz ayrımı yapmadan sanatçılarımıza, değerli dostlarımıza, üreten herkese sahip çıkarsak her zaman söylediğimiz gibi aşk kazanır, sevgi kazanır daima. Amacımız da bizim bir yerde bu zaten. Biraz sonra sevgili Taner Serfice bizlerle olacak. Burcucuğum hoş geldin. Arkadaşlar hoş geldiniz. Güzel insanlar hoş geldiniz. Tekirdağ'dan hepinize çok 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 sevgilerimizi iletiyoruz. Saat 20 itibariyle evet 1 dakikamız gibi zamanımız var. Taner abimiz bizlerle olacak. Ben de kendisini birazdan yayına alacağım. Ve çok güzel bir dakikalar, çok güzel dakikalar geçireceğiz. Bundan zerre şüphem yok. Kenan abi hoş geldin. Eminim ki kafanızda sorular vardır. Lütfen bizlerle sorularınızı paylaşın, yazın. Mesajlarınızı mutlaka bekliyoruz. Hemen bakıyorum. Bir yandan da saati kontrol ediyorum sizlerle konuşurken. Güzel yürekli insanlar, tekrar 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 hoş geldiniz. Gelen herkese hoş geldiniz diyerekten bu yayına başlamaktan yanayım. Şefik hoş geldin. Doğal bir yayın olacak. Şimdi birazdan Taner abiyle zaten sizler de tanışınca onu çok seveceksiniz. Eyvallah kardeşim. Taner abiyle bizim muhabbetlerimiz öyledir. Çok iyidir. Abi kardeş kişisidir. Ve şimdi biraz sonra zaten evet saatimiz gelmiş. Birazdan şimdi alıyorum Taner abiyi. Bakalım yapabilecek miyim? Bakalım. Taner abi bekle beni. Ben de buradan çözmeye çalışıyorum. Evet. Taner abi gayet yakışıklı, gayet emektar, gayet süper bir adam geliyor. Süper bir enerjiyle gelecek. Bilginiz olsun. Ben de heyecanlıyım. Tekrar söylüyorum. Ve işte karşımızda muhteşem, yakışıklı, harika, Estağfurullah. seksi, Buraya girme direkt ya. gayet şık, gayet tatlı bir üstad var. Taner abicim hoş geldin. Nasılsın Hoş bulduk öncelikle? toprağım. Sağ ol. Sen nasılsın? Seni gördüm daha iyi oldum abi. Açık konuşmak gerekiyorsa. İyi ki de geldin. İyi ki de buradasın. İlk konuğum olduğun için sana çok teşekkür ediyorum. Beni kırmadığın için Ben özellikle. teşekkür ederim. Senin konu olmaktan şeref duyuyorum. Sağ ol. Canım abi. Sesim iyi geliyor bu Şimdi arada çünkü kamera biraz uzak gibi kaldı ama. abi bir tık ışık gücünü yükseltme imkanımız Işık. var mı? Işıkçı. Senin Bir dakika. güzel yüzünü biraz daha yakınen görmek Pardon. isteriz. Arkadan mozaik. Ben şu anda mozaik prodüksiyondayım. Mozaik Journey'deyim. Evet. Arkadaşlar hemen el atıyorlar şu anda. Birazdan parlayacağım benim Harika tabak gibi. bir. Bu arada harika bir ortam var. Çok isterdim orada olmak. Burası Şu anda akustik özendim. oda. Bu arada Evet. söyleyeyim. Burası akustik oda. Şurada gördüğünüz Evet. drumlar var. Şimdi ışık açılacak göreceğiniz. Diğer Evet. taraftan aşağı yukarı bir 30 tane gitar var. Çeşit çeşit. Diğer taraftan mix odamız var. Eyvah. Bayağı iyi mi şu anda? Abi mükemmel. Bu arada Parladı sevgili Tan bu arada sevgili Taner Serfice'ye lütfen ben rica ediyorum şöyle kalplerimizi gönderelim Türkiye'den Almanya'ya mümkün olduğunca kalplerimizi gönderelim. Abi harikasın. Bu arada biz Taner abiyle Benim aslında abi biraz daha kardeş saçım olduk var ama arkadaş. ışıktan dolayı tam bir şey olmuyor yani. Abi o problem değil. Ben o ışığı fazlasıyla şey Sende de var yapıyorum. ışık evet. Işık bari Yansıtıyorum. parlak Sen evet. gayet yakışıklısın. Gayet dediğim gibi seksi bir adam var karşımızda. O noktada hiçbir Estağfurullah. sıkıntı yok. Şimdi senle konuşmadan, yayına bağlanmadan önce dedim ki
Bizim Taner abiyle ilişkimiz şeydir ya, bayağı abi kardeşizdir dedim. Biz sürekli konuşuruz. Gecenin 3'ü 5'i hiç fark etmiyor. Tabii canım, sabahlara Gerçekten kadar konuşuruz. aynen sohbetlerimiz çok vardır bizim Taner abiyle. Bende yeri çok özeldir. Çok değerli bir insan gerçekten. Abicim benim, canım abim. İlk kez ben de kendisini bu arada böyle ekrandan görme şerefine nail oldum bu arada. Abi nasılsın? Öncelikle keyifler Bu arada nasıl diye başlamak istiyorum. katılımcılar Daha sonra artıyor. gireceğiz konuya. Pardon, lafın tam alamadım soruyu. Ha, keyifler nasıl? Nasıl gidiyor öncelikle? Öyle Keyifler başlayalım valla dedim. bombok. Yani Türkiye'deki gibi aynı yani. Korona davasından burada maalesef ne konser organize edebiliyoruz, ne müzikli olaylar var. Yani tamamen müzik kilit durumda. Yani Türkiye'de de aynı. Yani sırf müzik de demeyelim, restoran bazında, bar bazında vesaire, sırf konser salonu da değil. Yani herkes dünyada, yani sırf Türkiye değil, Almanya, Hollanda, İngiltere, her yerde tamamen kilit durumda ve herkes de bir umutla yaza doğru bakıyoruz. Artık böyle yazın aşılardan dolayı bir hafifleme gelsin de bir şeyler olsun diye bekliyoruz işte böyle mal mal. Hep böyle, hep böyle. Gerçekten zor günlerden geçiyor dünya. Az önce de ondan da bahsettim. Sıkıntılı bir dönemden geçiyor. Gerçekten senin deyiminle de bombok bir dönemden geçiyoruz ve Aynen. böyle bir çağa denk geldik abi. Maalesef ki. Maalesef. Sen Yapacak bir bu şey yok. dönemin içinde Gerçek diyoruz. aktif. Çünkü günü yaşıyoruz böyle bir kabus gibi yani. Böyle günleri göreceğimiz hiç aklıma gelmezdi. Ben bir de ana mesleğim benim turizm. Evet. Mart'tan beri gelirim yok. Yani komple cepten yiyorum. Bugüne kadar nasıl dayandım ona şükür diyorum. Yine sağ olsun Alman devleti işte kiradır, ıvırdır, zıvırdır, yan giderleri ödüyor. Yani karşılıyorlar. Minnettarız açıkçası. Ama işte bekliyoruz. Yani ben YouTube'da böyle veya eski konsere baktığım zaman böyle kalabalık içinde hoplayan, zıplayan falan filan insanları gördükçe bir daha o günlere dönebileceğiz mi ya diye böyle bir hayretle izliyorum. Yani böyle hakikaten insanlar artık bambaşka bir dimenzona girdi yani. Bu korkularla, Evet. bu virüsün etkisiyle, yasaklarla garip garip bir durumdayız. Ben de sahnede aktif bir müzisyen olarak eski videolarımı izlerken acaba Evet. tekrar o sahnelere çıkabilecek miyim durumunu çok yaşıyorum. Çok acı çekiyorum aslında. Çok zor günler. İşte sahneye çıkma bir yana, bir de insanların o iç içe olması konserlerde. Evet. En son ben Türkiye'deyken Milyon Beach'e gittim. Umut Kuzey'in organize ettiği bir konserdi. Evet. Şeyde, Evet. Şile'de miydi? Karadeniz bölgesinde, İstanbul'un. Çok Hı güzel bir hı. sahneydi. Açık hava. İnsanlar Evet. yani omuzlarında taşıyanlar böyle iç içe kalabalık, sıkı fıkı. Yani o günleri düşünemiyorum şu anda yine. Yani öyle bir duruma geldi ki maskelerle aman ona şöyle tokalaş, şöyle yap falan derken Evet. enteresan bir durum yani. Ya çok çok zor. Yani herhalde biraz insanoğlu onu da bir yandan düşünüyorum abi. Bir yerlerde bir takım eksiklikler yaptı ki bu bela, bu musibet dünyada başımıza geldi. Düşünebiliyor musun? Birbirimize sarılamıyoruz. Bu da bizim herhalde bir cezamız oldu. Umarım cezamızı en kısa zamanda tamamlarız diyorum. Yani çünkü insanı en çok kahreden şeylerden biri de bu aslında. Senin dediğin gibi abi. Omuz omuza bir konser izleyemiyorsun. Aynen. Omuz omuza bir sohbet edemiyorsun. İşte yeğenlerini öpemiyorsun, sevemiyorsun. Benim gibi müzisyenler, albümleri yarıda kalanlar evden dışarı çıkıp kayıtlarını yapamıyor. Çok sıkıntılı bir dönem. Umuyorum tüm dünya tabii. Sadece bizim atlatmamız bir şey ifade etmez. Tüm dünya hep beraber atlatalım temennisindeyim bir an önce. İnşallah. Olacaktır abi. Bu arada Atlatacağız. Bunu da ineceğiz. Güzel günler gelecek inşallah. tabii Hep tabii şairin de dediği gibi. pozitif düşünelim yani. Tabii canım, mecburuz. Başka çıkamayız. Nefes alamayız Zaten zaten. yani. Karamsarlığa Karamsarlığa vurursak zaten ya alkolik oluruz iyice. Yani o ne zaman derece. içiyoruz abi? Alkolik derken şöyle şerefe diyorum. Eyvallah. Oh, benim yerime de götür abicim. Afiyet olsun. Abi bu arada yorumlar da var. Onları da okumadan geçmek Evet. istemiyorum. Ranfor grubu, Rampor. sanırım Mehmet abimiz. Mehmet abi. Taner Bey ve Gökhan merhabalar demiş. Merhaba abicim. Çok selamlıyoruz seni de. Rampor'a selamlar.
Fatih Manço hoş geldiniz. Kenan abi demiş ki yaşasın Rütük yok demiş. Biz Rütük'ü de deliriz abi. Taner yani. Serpice'yle Taner Serpice'yle Gökhan bir araya geliyorsa abi her şeyi her türlü zebzekliği, her türlü serseriyi, itliği deler yani. Çünkü abi kardeş bir araya geliyor. Gökhan'cığım sen birisin. Trakyalarda maalesef her ikinci kelime biz küfür. Yani kendimi zor tutuyorum ama sıkıyorum yani kendimi. Hiç merak etme. Abi seni anlayabiliyorum ben çok iyi. Bu arada abi Taner abi benim İran'dan çok sevdiğim bir grup var. Benim kardeşlerim onlar. Saygıyla anıyorum. Sevgili Cavit Murtazaoğlu hocamızın da yiyenleri. Univocal Band. Sahan bizi izliyor İran'dan. Kardeşim öpüyoruz seni. İran'a çok selamlar. Çok sevgiler. Özgür veteriner Erol hoş geldiniz. Kenan abi demiş ki bizde yengiler yok abi biz yan yana Karacaahmet'e. Abi Karacaahmet ne ya? Ne yaptın bize sen şimdi? Bu arada bir de şey var izleyenlerden gördüm. Pranga grubun üyeleri var. Mert olsun, Mehmet evet. Mehmet olsun. Pranga grubuna da çok selamlar İzmir'e. Ahbap grubundan da selamlar var abi. Ahbap grubuna biz de çok selamlarımızı iletiyoruz Ahbap. Bu arada. Evet, Ahbap bizi izliyor. Maalesef Ahbap grubundan ilk albümde çok büyük problemler yaşadık. Yani onların yüzünden değil de işte bazı telif sorunlarından dolayı Ahbap'ı bizim evet. Albümümüzde görmek istiyoruz yani inşallah. Ya oraya da geleceğim zaten abi. Bu akşam aslında bizim çok konuşacağımız şey var. Dediği gibi Taner abinin o susarsa ben küfür edeceğim muhtemelen. Ben susarsam o muhtemelen temin edecek. Çünkü konuları birlikte yaşadık. Ahbap burada, Ranfor burada, Burcu Şefik, Pranga. Hepinize çok 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 selamlar dostlar. Hoş geldiniz. Siktir demiş biri. Saygılar. Buradayız abi çok selamlar. Enseyi karartmak yok mücadeleye devam demiş sevgili bizim canımız abimiz Volkan abimiz. Asla yok abi. Enseyi niye karartalım? Volkan abim de gelmiş. Kurtan Ekspres'in menajeri. Tabii çok değerlidir. Ben buradan özür dilemek zorundayım yaz Volkan abiden. Kurtan Ekspres grubu geldiği gün onunla iletişime geçmişti. O gün bir durumdan dolayı Volkan abi gelememiştim yanına. Senden ve babalardan çok özür diliyorum. Umuyorum en kısa, en olabilecek zamanda bence, buluşacağız Volkan abi. Gökhan'cığım böyle özürle olmaz bu. Bence bir büyük Tekirdağ altın seri. O özürü kabul ettirir yani. Volkan'a muhakkak. Vallahi abi dürüst olacağım. Bulabilirsem. Biraz pahalandı bu işlere Volkan abi. Vallahi o da İngilizlerin oldu yani neticede. Koca Tekirdağ fabrikamız yani İngilizlere geçti ya. Helal olsun yani. Evet. Her şey satıldı. Öyle. Maalesef. Zaten en büyük sıkıntımız da o. Tekirdağ'daki fabrika da satıldı. Bu arada Tekirdağ'da artık üreten rakı ya da içki üreten maalesef ki bir fabrika söz konusu değil. Bunu da buradan bildirmiş olayım. Yani eskiden bu şehir gerçekten rakı kokardı Taner abi. Benim hemen evimin ilerisinde bu arada o satılan fabrika. Yıllardır oradaydı. Ama maalesef artık yok. Yani müze yapsan vallahi daha çok para kazanırdı. 3-5 kuruş Amerikalılara sattılar. Amerikalılar sonra İngilizlere sattılar. Yani arada bir sürü kar yapıldı yaz oldu yani gerçekten. Şu anda rakı dünya markası Tekirdağ rakısı. Ben Alman şarküterilerine gidiyorum. Boy boy altın serisi bilmem ne böyle çok ucuza gidiyor. Türkiye'den daha ucuz burada fiyatlar. Evet. Yazık. Ama toprağımız onun için içiyoruz. Ya orası öyle tabii. Yani dediğin gibi. Bu arada abi sana bir mesaj var. Özgür diyor ki abi biz bu halime yetişemiyoruz. Grupta herkes memleketine döndü. Bakalım ne zaman toparlarız diyor tekrar. Gidiyoruz. İnşallah abimiz yaklaşsın. Anadolu Rock 8-3 bekliyoruz. Evet. Abi şimdi sana hemen oradan başlayayım diyeceğim. Ne alakası varsa. Abi oradan konumuza başlayalım. Anadolu Rock 8 projesi hepimizin dikkatini çeken bir projeydi aslında. Birincisi özellikle geniş katılımlı bir albüm yayınlandı. Öncelikle şunu merak ediyorum ben. Anadolu Rock 8 nasıl başladı? Kafanda nasıl oluştu? Ve daha sonra nasıl adımlar izledin? Valla benim kafamda oluşmadı açıkçası. ben dediğim gibi daha önce bir sürü konserde Evelas sponsorken başka bir organizatör üzerinden. Daha sonra
kendim yaptığım zamanlarda bir sürü tabii ki Rode ile ışık teknisyeni, audio teknisyeni vesaire, ses teknisyeni, bütün arkadaşlarla samimi oluyoruz, görüşüyoruz, kontağımız oluyor. Malum korona başladığında ben de bu arkadaşlarla kontakta kaldım. Ve dedim yani ne yapıyorsunuz şu anda, nasıl durumlar falan. Dediler ki abi biz dediler iş başına para alıyoruz. Evet. Yani durumlar tamamen bombok. Yani biz yine Almanya'da yaşadığımız için şükür ediyoruz gerçekten. Doğru. Ondan sonra bu fikir oluştu. Yani dedim ki ya dedim, madem öyle bir şey yapalım. Yani bir oturup da böyle izleyeceğimiz halimiz yok. Yani herkes yani Rode'si, ses teknisyeni vesaire grubundan bir parça kaydettirsin. Bunu bir albüme dönüştürelim ve bu gelirler, şeyler, promosyonlar vesaire neyse işte sponsorlar vesaire bütün alınan paralar paylaşalım. Şimdi dünyaca bir sürü para kazanmadık açıkçası. Ama sponsorlardan, gelirlerden olan paraları paylaştık. Bu paylaşmamızdan 2-3 torba alışverişlerini Migros'ta orada burada yaptıysalar ne mutlu bize. Yani hiçbir şey yapmamaktansa bunu yaptık. Çok da güzel parçalar var ilk albümde. Muhakkak yani dinlemeyen varsa dinlemesini tavsiye ederim. Anadolu Rock 1 çok güzel parçalar var. Dinleyin. Neticede mükemmel de bir çıkışa kaldık. Direkt albüm chartlarına girdik. 3 gün içinde albüm engellendi. Yani müthiş bir tırmanış yaparken. Bayağı da para harcadık reklam için. O bütçeyi de ayırmıştık. Sonra işte bir yere göğe sığdıramadığımız ünlü bir müzisyenin, ismi vermek istemiyorum, müzisyenin itirazından dolayı albüm engellendi. Ve tekrar çıkana kadar bir 2 ay falan sürdü. O arada kaybettik açıkçası. Albüm tekrar böyle şeylere indi. Çark dışında normallere indi ve inşallah ikinci albümde çok daha güzel gruplar, daha meşhur arkadaşlar var. Hep beraber o birlikten gücü doğuracağız. Umuyorum ki faydalanır herkes yani. Yani şey, o dönemde zaten bizim ilişkimiz o dönemlerde de vardı Taner abiyle. Şimdi bana şunu da sorabilirler. Gökhan sen niye bu projede yoksun? Ben bu projenin hep bir kenarındaydım. Taner abinin hep yanındaydım aslında başından beri. Evet. Hep bırakmadım. Çok sevdiğim bir abimdir gerçekten. Çok değer verdiğim bir insandır buraya kendisi. O dönemki olaylara ben de hakimim ve en sert tepkiyi gösterenlerden biri de bendim. Yakışmıyor. Ve ben tekrar birkaç şey söylemek istiyorum abi izinle buradan o kişilere. Onlar kendini bilirler zaten. Dediğim gibi isim vermeye gerek yok. Türkiye'de rock müzik bir yerlere gelsin diye 60'larda 70'lerde bir şeyler yaptınız. Evet. Ve bugünlerde kiminiz devam ediyor, kiminiz etmiyorsunuz ama araya darbeler girdi, bir ton uçurumlar girdi ama sizi bu gençler hiçbir zaman unutmadı. Sizden sonra gençler sizlerden hep ilham aldı, yürüdü, örnek aldı, sizlerin şarkılarını söyledi. Ve bugün de hala kimse zengin olmayacak, merak etmeyin sizin şarkılarınızı söyleyerek. O şarkıları ezbere bilip söylemesinin sebepleri size olan sevgi ve saygılarından ve çocukluklarının geçirdikleri dönemlerle ilgisi var. Ve sizler bunu parayla endeksleyecek kadar alçalıyorsanız size yazıklar olsun. Bunu da bir genç müzisyen olarak söylüyorum. Kim olduğunuzu ben biliyorum. Şimdi Gökhan'cığım, kanun hakları da varmış Türkiye'de. Çok Türkiye'de değişik bir çark dönüyor burada. Evet abi. Mesela MÜYAP vesaire vesaire vesaire. Abuk subuk kanunlar, abuk subuk işlemler. Abuk subuk şeyler. Ya yeter artık kardeşim. Ya bir Avrupa standartlarına uyun yani. Biraz açılın, biraz relax olun ya. Bu nedir ya? Yok telif. Ya bir şarkının telifini alacaksın. İmzalı kaç... Bak Volkan da biliyor şu anda. Bu mesela bugün konuşuldu. Kurtarma Ekspresi menajeri. Bir şarkının telifini alacağız. Ya kaşesi, notelli, bilmem nesi, ıvırı zıvırı. Yani 7 dereden su getiriyoruz ya. Böyle bir şey olur mu? Ya biraz rahatlayın. Zaten bu şarkı cover olaraktan söylendiğinde bütün audio gelirleri otomatikman size yönleniyor. Ya bırakın. Evet. İnsanlar müzik yapsın ya. Biz müziği seviyoruz. Ya bir kimse köşeye dönmekle, hele rock'un kitlesi şu kadar senin yaptığın metal müzik vesaire kitlesi şu kadarken şu kadar oluyor. Daha da küçük. Evet.
Ya bırakın insanlar uğraş veriyor. Yapsınlar ya. O kokuşmuş 60'lı 70'li yılların kokuşmuş şarkılarını bırakın yeniden cover yapsınlar. Güzelse ne mutlu size yani. Mutlu olun ya. Çünkü zaten telif ücretleri şeyleri size gidiyor. Yani bir YouTube'da yayınlandığı zaman zaten size gidiyor. Evet. Ulan doyun lan doyun. Doyun. Bu kadar. Vallahi çok çok hak veriyorum. Açık konuşacağım. Dediğim gibi ben de genç bir müzisyenim. Ben genç de sayılmam. Gençlere haksızlık olmasın kardeşlerim. Öpüyorum ama orta genç sınıf bir müzisyenim ben de. Dediğim gibi ben heavy metal müzisyeniyim. Ama şöyle bir durum söz konusu. Taner abi sevgili kimseler bilir. Bu evimizden bir durum da bilir. Ben bir müzisyenin içindeysem dostlar hepimiz için mücadele ediyorum. Birilerine tepki veriyorsam hepimizin adına mücadele şey yapıyorum. Bu tepkiyi veriyorum. Bu noktada doyumsuzluktan ben de nefret ediyorum. Alçaklıktan, ihanetten nefret eden bir insanım. Taner abi muazzam bir emek vermiş. Birçok kişini orada önemli bir, bu bir yardım projesi. Bu birçok fonksiyonu bu var. Bak Kenan bir lafı vardır. Kenan der ki evvela insan olun, insan. Evet. İnsan olun. Evet. Zaten çözülür. Konuşuruz, anlaşırız. Yani her konuda. Ya nedir bu ya paylaşamadığımız? Nedir yani? Anlayamadım gitti. Yok telif hakları şunlar da bunlar da ıvırdı zıvırdı. Tamam anlaşalım. Artık öyle bir sistem var ki dünyada. Bir YouTube evet. var. Bir dijital platform var. Yani bir dijitalleşme evet. var artık. CD'yi kimse takmıyor. Kaset zaten öldü bitti. Zaten kaset çalar diye bir şey yok. Yani neticede CD'ler de artık bitti. Herkes Bluetooth'tur bilmem nedir. Arabalar artık connect yapıyorsun. Bazı arabalar var. Telefonsuz bile direkt müziklere giriyorsun. Streaming yapabiliyorsun. Yani dünya bu. Ve bütün bu gelirler yani eğer senin bestense, senin aranjen bestense zaten sana gidiyor. Ya bırak beni evet. söylesin. Bırak cover mı yapacak? Ne yapacak? Ya bırak ne yapacaksın 200-300 euro alıp da ne olacak yani? Bırak yapsın. Eğer tutarsa milletin hoşuna giderse 1 milyon 2 milyon izlenirse zaten o parayı alacaksın. Ya biraz rahat olun. Yani korkmayın. Abi biz yazmasak, bizler anlatmasak birçok sanatçımızın birkaç şarkısı dışında tanımıyorlar. Şimdi mesela Barış Manço ile ilgili bir saygıyla anıyorum Barış abimizi. Birçok kez yazı yazdım. Barış Manço ile ilgili hep bir şey vardır. Evet göğe selam olsun kesinlikle. Sefa abimize, Bahadır abimize, tüm yukarıdan bizi izleyen bütün babalarımıza selam olsun. Şunu demeyi isteyeceğim abi. Şimdi Barış Manço ile ilgili bir yazı yazmadığınız sürece sizin kafanızda Barış Manço sadece bir kategoride kalıyor. İşte Türk rock'ı ya da işte Anadolu rock. Barış Manço müzikte o kadar fonksiyon denemiş ki müzisyen ki. İşte rock and roll'la başlamış işte Twist'in kralı olarak yani Twist'in babası olarak geçiyor. Oradan daha psychedelic rock müzik yapıyor. Daha sonra progressive rock müzik yapıyor. Daha sonra bu Anadolu pop sularında en çok dinlenen Dağlar Dağlar gibi bir klasiği yaratıyor. 80'li yıllarda daha böyle günün çağına da etkileşimi katarak böyle Dönence gibi daha progresif heavy metal'e yakın eserler üretiyor. Bir sanatçı irdelediğiniz zaman arkadaşlar ardında o kadar çok şey yakılıyor, o kadar çok şey buluyorsunuz ki. Ama nasıl olacak biliyor musunuz? Mesela Barış Manço deyince birçok kişinin aklına şey gelir, işte Gülpembe gelir ki hepimiz için çok değerli bir eser ama benim aklıma neler geliyor bir bilseler. Bırakalım da işte ustaları tekrar buradan sesleniyorum. Hepsi büyüğüm. Asla saygısızlık etmek istemem. Ama bir yerde tepkimi de göstermek zorunda kalıyorum. Çok sevsem bile göstermek zorunda kalıyorum. Ya bir tane genç grup çıksın. Şimdi zaten sen çok güzel anlattın Gökhan'cığım. Hani psikodelikten geldi vesaire 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 böyle bir evrim geçirdi diyorsun ya. Sonunda evet. ne oldu? Yani sonunda da bir popüler müzik oldu. Yani rock popüler müzik oldu. Ne oldu? Pop oldu. Pop da oldu. Yani rock pop da olabilir. Yani neticede pop bile bir rock'ın kaynağından çıkan bir şeydir yani. Tabii ama ki altı bulan... küçüldü. Çok enteresan bir şey yani. Ya kesinlikle şimdi oraya tam gelmedim. 80'lerin sonundan sonra 90'lara giriş yaparken rahmetli Barış abi Garo Mafyan'la çalışmaya başladı. Müziğinde artık daha da genişletme fikirleri. Bu arada pop derken de hani şey zannetmeyin. Şöyle açıklayalım onu da yanlış bu anlaşılma olmasın abi. Popüler müzik anlamında söylüyoruz bunu ama
gene üst düzey eserler yapıldı. Çocuklara şarkılar yapıldı. Sosyopolitik temalı eserler yapıldı. Baktığımız zaman değil mi Taner abi? Evet. Tasavvufvari eserler benden öte benden ziyade mesela çok çok severim. Sevgili Volkan abi oradaysan ben bayılırım o şarkıya mesela. Müzisyenleri irdeliyoruz, okuyoruz, hiç bilinmeyenleri çıkartıyoruz, çok bilinenleri gerçeklerini çıkartıyoruz. İnanın bu konuda yapmadığım araştırma, yazmadığım yazı kalmadı. Ama şunu istiyoruz bizler. Taner abi de ben de bunu istiyorum ve bence hepimiz bunu istiyoruz ya. Şu artık hani hep diyorlar ya eski kuşaklar faşizme karşıyız. Ya müzikte şu faşizmi yapmayın bari. Bırakın da birleşelim. Faşizm demeyeyim de hep bana diyelim. Hep ben apolitiyim. Abi oraya çıkıyor işte gene kapıya. Yani o ya kuşaklar işte zaten koparıldı birbirinden. Yani ne olmuş yani? Sen, abi. Bunu şarkı söyleyeyim. Zaten audiosunun telif hakkını otomatikman sana gidiyor yani maddi olarak. Neyse yani. Abi koparıldı şey zaten. Korkmayın bu kadar. Yani insanlar ne bileyim atıyorum bir üniversite müziğe, bir Sony müziğe vesaire bütün hakkını, hukukunu teslim ediyorsa ve bunlar da onlar için pazarlığı yapıyorsa diğer bir cover söylemek isteyenler vesaireyle vesaire ya bir rahat olun. Bunlar sizin polisiniz zaten. Yani onlar diyorlar ki okey söyle kardeşim bak bir telif ücreti istemiyoruz. E tutarsa zaten o gelir sana geliyor. Bu kadar basit. Korkmayın ya. Korkmayın. Abi ben sana daha da uç bir nokta söyleyeceğim. Şimdi Özgür kardeşim ya ben... yazmış. Ben Özgür'e katılıyorum ve oradan gideceğim. Ceylan Ertem demiş ki zamanında diyor rock distortion gitarla yapılan müzik değildir. Rock bir baş kaldırıdır. Ha? Benim rock abi, anlayışım ben budur. Söylediğim. Çok güzel bir yazısı vardı. Gülpen Bembeşlisi, Kutan Express, Ahmet Güven çok güzel bir yazısı var. Sayfasına girin bir okuyun onu. Aynı bu şekilde. Evet. Ahmet abimiz yani. Bir tanedir ya. Özgür çok severim. Bir de şimdi Ahmet Güven deyince aklıma şey de gelir. Şimdi onun Bunalımlar grubuyla Türkiye'de ilk heavy metal örneklerini, yeraltı underground örneklerini piyasaya sunması da falan da gelir. Bunalımlar hayranıyımdır ben. Umarım Ahmet abimiz de bir gün yayını alır. Onunla da böyle uzun uzun tarihten konuşuruz. Şey diyecektim şimdi abi başkaldırı müziğidir rock müzik. Bu bir gerçek ama Türkiye'de aynen. Ne var biliyor musun? Bazı gruplar. Resmen oturup ağlıyorlar giden sevgilinin arkasından. Ya böyle fallar tutuyorlar. Sen gittin sevgilim ben bittim. Hani bir baş Nejat Yavaşoğulları... Bir baş eğimi oluyor yani. Evet. Nejat yani Yavaşoğulları... Ya şimdi psikolojiyle ilgili çok değişik eserler çıkabiliyor. Şimdi bizim ikinci Anadolu Rock albümünde de çok değişik besteler var. Yani full rock'dan tut böyle... Mıy 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 seni seviyorum falan mıy mıy gitarlar ötüyor falan onlar da var yani. Çok, çok renkli bir albüm yani. Gerçekten çok renkli bir albüm. Abi formasyonları var. İsyanlı bir şekilde. Bazen isyanı sevgilisine, bazen isyanı ne bileyim adalete, bazen isyanı bütün dünyaya. Yani herkesin bir isyanı var. Onu da dile getirdiği zaman rock müziğinde ne güzel. Ya İsyan önemlidir rock müzikte. Bunu bütün babalar söyler. Bunu ben de onlardan öğrendiğim ölçülerde söylüyorum ki bunu da müzisyen olarak da savunuyorum. Ama bu isyan şey mantalitesinde olmalı. Hani ben arabesk bir isyan yaptım yeter olan bu değil de. O isyanın bir sebebi olmalı ve o isyan sadece iki kişinin arasında yaşanan isyan değil. 15 kişi pardon toplumu ilgilendiren bir isyan olmalı rock müzik evet. Bence. Çünkü baktığımızda köklere bakıyorsun The Wall gibi bir biliyorsun sen daha iyi Almanya'da da The Wall gibi bir Pink Floyd eseri var. John Lennon'ın Imagine'ı var. Tarihten örnekler vereceksek Türkiye'den gelelim. Bulutsuzluk Özlemi'nin Acil Demokrasi şarkısı var. Bu şarkılar toplu bir isyandır. Bir nevi zaten rock müzikte şeydir abi türküdür, bluzdur. Şimdi biz onu bluzdan aldık. Onu türkü formasyonundan aldık ruh altyapısı açısından. Onu rock'n'roll'dan çektik. Nereye getirdik biliyor musun abi? Oturttuk onu bir köşeye böyle gayet böyle hiç yaşanmamış ya işte bir şarkı yapayım da biraz altına cızır cızır gitar koyayım üzerine uydurup birkaç aşk yazı sözü yazayım tutsun. Abi ben var ya ben ona da razıyım. Ben ona da razıyım. Değil abi. Mi? Apple Müzik'te ben rock chartlarına girdiğim zaman olay ne biliyor musun? Mıy 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 böyle bir elektronik yani elektroniği rock'a katmışlar artık. Yani elektronik müzik komple elektronik. Yani evet. Davullar, elektronik, sintler, gitarlar yani bilgisayarla yapılmış bir şey belli. Güzelse
dinlenir ama kategori yanlış yani. Böyle bir bir kavram hatası da var yani Apple'de, Spotify'da vesaire. Yani Turkish rock dediğin zaman, chartlara baktığın zaman bir cayır cayır öten gitarlar, kurban style vesaire yok yani. Bunlar, çok doğru. Çok doğru abi. Yani bunlara da bir el atmak lazım galiba. Bunu da belki mozaikli yapacağız yani. Şeye dikkat etmek lazım. Ben mesela bir şey derim. Bana genç gruplar arasında şey diyorum. Onlar benim kız kardeşlerim. Hani elinde türkü, saz çalıp türkü yapan Ozan da benim için çok değerlidir. Gerçekten rock yapan gruplar sadece heavy metal ve türevleri değil. Ben hiç ayırmam. Önemserim. Ve şeye çok dikkat ediyorum abi. Bu ülkenin gerçekten genç gruplara çok fazla ihtiyacı var. Evet. Ve ben de bu konuda olabildiğince özellikle genç gruplara alan açmaya çalışıyorum. Özellikle yayınlarımı onlara almaya çalışıyorum. Yazılarını yazmaya, röportajlar yapmaya çalışıyorum. Ki zaten biliyorsun, takip ediyorsundur. Bu çok önemli o açıdan. Bir de gençlerden şu noktada da seslenmek istiyorum onlara. Lütfen arkadaşlar, müzik dostları başta olmak üzere birçok önemli rock müzik sitesi var. Bu siteleri takip edin. Değerli kitaplar yazıldı tarihte. Bunları okuyun. Rock müziğin Türkiye'de bir politik başlangıcı var. İşte özellikle Veysel, Aşık Veysel, Aşık Mahsuni Şerif gibi ustaların da hayatını öğrenin. Buralarla bağlantısı var. 80'lerde bir kopuş var. Sen de bilirsin abi, 78 kuşağıyla 80'den sonra gelen kuşak koptu darbe yüzünden. Anadolu popun bitip Türkiye'de 80'lerde tekrar hard rock ve heavy metal akımının ilk örneklerinin çıkması var. Bunları bağlamak çok zor oldu. Uzun zor şeyler oldu. Sen de biliyorsun abi. Evet. Bir takım değerlerimiz maalesef ki sürgüne gönderildi o dönemler. Ben şimdi 50 yaş üstüne sarıldığım için her şeyi biliyorum yani. Hiç sıkıntı yok. Tabii abim. Yani ama gençler bilmiyor diye bunları da anlatalım ki kafalarında yer etsin istiyorum abi. Yani o noktada bir 10 yıl kadar zaten Anadolu pop akımından 10 yıl mı? Tabii 10 yıla yakın bir süre maalesef ki men olduk. Çok acı bir durum. Benim açımdan hep öyledir. Ben çünkü en büyük hazineleri 70'lerde 60'larda yakaladım abi. İsmet Sırallar, Kismet evet. Sıralı da selam olsun. Biz sonradan çok güzel bir akım yaşadık. Haluk Levent, Murat Kekilli, evet. Kıraç vesaire. Çok güzel tabii. Bir Anadolu rock akımı yaşadık. Sonra Kurtalan Express'in Göğe Selam albümlerinde tekrar evet. Vesaire. Yani çok güzel projeler vardı ama maalesef tekrar böyle bir inişe geçti ve inşallah toparlarız yine diye düşünüyorum. Yani insanların kulağına hoş gelir. Şu anda gençlerin kulağına hoş gelen şey hip-hop çoğunlukla. Hip-hop müzik derken abi biz hip-hop'u da muhfettik. Ben için rahat olsun o konuda bu arada. Sözünü kestim ama hip-hop'u da arabeskleştirdik. Yani bayağı hip-hop da böyle da var, hip-hop arabesk kombinasyonu var. Yani zevk meselesi. Ben kimseye sataşmıyorum. Çünkü benim oğlum o da hip-hop yapıyor. Deniz. oturuyoruz bazen aşağıda. İki dakikada aranje yapıyorum. Evet. Söylüyor. Yani zevk meselesi. Zevklerle renkler tartışılmaz kesinlikle ama tekrar bizim bu rock rengini geri getirelim diye bir niyetim veya hayalim var diyelim. İnşallah olur yani. Yani Türkiye'de kitlesi küçük diyoruz ya rock'ın. Evet. Almanya'da kitlesi çok çok küçük. Bak Volkan da bilir, bazı konserlerimizde o kadar sıkıntı çektik ki yani insanlara bir Kurtalan Express'i anlatmak o kadar zor geliyor ki Barış Manço diyorsan ha diyorlar falan. Yani inşallah tekrar bu ateş yanar kısa. Böyle. Ya abi bir şeyden geçiyor. Şimdi bir gruba misyon yükleniyor. Diyorlar ki bu sefer Kurtalan Express kendini çok ifade edemiyor. Kurtalan Express kendini ifade ettiği yer, ürettiği eserler, tarihi ve sanatıdır. Ne alakası var? Kurtalan Express zaten ifade tarzıdır yani. Bu bitti yani. Başka tabii. Bir... Şimdi o konuda bizlere göre düşünüyor. Cem Karaca olur. Yeniden genç müzisyenler olur. Daha önce Yusuf evet. Vardı, Tolga vardı, opera sanatçısı gibi rock'a giriyor vesaire. Çok güzel katkıları var. Neticede çok. İnsanların artık birazcık daha müziğe önem vermesi ve tabii. Bilgisayar müziğini birazcık daha bence arka plana koyması umudumuz o yani. Hele zaten canlı konserlerde zaten herkes kendini belli ediyor yani bütün gruplar. Bak abi.
Şey demiş bilgisayar, bilgisayara çıkamıyorsun oraya yani. Abi nerede o ruhu yakalamak? Akustik müzik her zaman candır. Hiçbir şey değişilmez. Tabii o da ayrı bir formasyon ama akustik müziğin tadı her zaman ayrıdır. Her anlamda, her tarzda aynı. Benim için evet. En azından öyle. Tabii ki diğer elektronik müzik yapan, bilgisayar temelli farklı tarzlarda müzik yapan dostlarımıza asla sakın da yanlış anlaşılma olmasın. Ama biz akustik müzik tercih eden, değil mi abi? Daha böyle old school diye tanımlanan o kafalarız. Öyle tanımlayalım ki yanlış bir yere gitmesin. Şimdi Taner abi demiş ki Volkan abim, arkadaşlar eski sözler artık nadir çıkıyor çünkü genç arkadaşlar kitap okumuyor. Yabancı dilleri, Türkçe kendi dillerine hakim değiller. Abi birebir katılıyorum ya. Yani birebir aynı şeyi düşünüyorum. Ve her hafta ben bir gün sırf bu yüzden Mr. Jesse ile Edebiyat diye bir program yapıyorum. Ve aldığım evet, kitapları sürekli ya da bana gelen kitapları arkadaşlar okuyun diye bir şekilde davet ediyorum okumaya abi. Yani ozanları bilmeden... Edebiyatı bilmeden ki Anadolu pop dediğimiz müzik 70'li yıllarda Nazım Hikmetsiz olmadı. Ahmet Arifsiz olmadı. Daha birçok ozan sayarım. Neşet Ertaş'sız olmadı. Şimdi bu değerleri bilmeden bugün çıkıp da bağırarak diye Anadolu rock yapıyoruz diyorlar. Ben kıl oluyorum. Değer yok ortada. Bir kültürel şey yok. Kök yok. Hiçbir şey göremiyorum. Ondan sonra diyorlar ki abi çıktık ben Anadolu olarak yapıyorum. Hayır abi siz Anadolu olarak falan yapmıyorsunuz. Evrensel olan bir şey yok çünkü yaptığınız işte. Bu bahsettiğimiz isimler hepsi dünya ünlü isimler. Barış Manço 7 düvele meydan okumuş bir sanatçı. Moğolların ilk dönemleri Ahmet abi de bir sözü vardır. Ahmet Güven evet. Kurtan Nefes'in bahsettiği evet. Efsane. İlk röportajımda zaten Ahmet abi de almıştı yayını. Dedi ki, kınadı beni yani. Dedi ki, niye Anadolu rock et? Niye Türkçe rock et değil? Evet, haklı. Onu ben de söyleyecektim yani, abi. Adam Konya'da kaydetti bir rock şarkı. Ne olmuş oluyor? Anadolu rock olmuş oluyor değil mi? Bu kadar basit. Yani neticede Anadolu rock etin bir tarzı yok. Yani veya şu kalıbı vesaire yok. Neticede özgün bir müzik. Yani rock müziği evet. Zaten. Anadolu'nun herhangi bir bağrında, Erzurum'da, Kars'ta, istediğin yerde kaydet. Anadolu rock'tır yani. Kendi kesini yapıştır, dinlensin, seyretsin, bitti ya. Bu kadar basit. Çok detayına girmeye de gerek yok yani. Anadolu rock, şudur budur. Gerek şöyle yok. Anlatayım abi. O konuda da bilgin bir kişiyim. Yani çünkü bu terimi bulan, ortaya atan kişiyi tanıyorum. Benim manevi o. Murat şimdi, Ses. İnşallah Murat abiyle bir gün yayın alacağız. Ahmet abi dedi ki Barış Manço evet. Ahmet abi çok kavga etmişler bu konuda. Yani bu Anadolu rock evet. Kelimesine çok çok tartışmaları olmuş. Neticede Türkçe ağır rock müziği olaraktan devam etmişler yani bu terimde. Abi ben de açıkçası ilk bunu Kenan abiye seni tanımadan önce söyledim. Yani bilmiyorum sana söyledim mavi annem ama Kenan abiye söyledim. Kendisi de şu anda izliyor. Anadolu Pop bir proje ismi normalde. İlk albümün ismi. Yani bir tür ismi değil aslında. Türü yaratan insan ya da bu projeyi yaratan insanın ağzından çıkan kelimeler bu. Daha sonra 90'lı yıllarda özellikle bu Anadolu Rock, Anadolu Rock diye çıktı ortaya. Şimdi isim vereyim mi vermeyeyim mi bilemedim bir sanatçı. Bağıra çağıra elinde gitarla kumsallarda şarkı söyleyip bunu Anadolu rock dedi. Hatta benim kral dedi. Bazı babalar dedi. Hadi lan oradan biz varız dedi ona. Böyle bir durum var. Abimiz de biliyordur. Sen de çok iyi biliyorsundur kimi kastettiğimi. Ya da kimleri şu anda isim vermeden konuşuyorum. Özgür Duvar'a çok güzel şeyler yazıyor. Okumayı da burası çalışıyorum bir yandan. Biz Taner abiyi buraya geri döndüreceğiz ama bir ilk önce şurada şu memlekette şu altyapıyı bir çözelim. Taner abiyi bir daha bırakmayacağız Özgür. Sen rahat ol. Ben bu konuda başını yiyeceğim Taner abinin. Daha ben çalışamadım bu adamla ya. Beni almadı arkadaşlar. Bir şikayet ediyorum falan. İnşallah. Abi sen gel. Bazı şeyler şaka bir yana arkadaşlar. Bazı şeyler illahi müzisyensiniz diye belli bir projenin içinde bir şarkıyla yer almanız gerekmiyor. Taner abi çok değerli bir insan. Ben çok seviyorum Taner abiyi. O her zaman gelsin başımız üstünde yeri var. Proje falan onlar her zaman ileri boyuttadır. Yeter ki proje yürüsün. Evet, ben değil başımızın yani. Üstündeki yeri de belirledik değil mi? Yani o şey amaney meyhanesi.
Süpersin abim benim. Yani şu abi demek istediğim. Ben de Türkçe rock'tan, Türk rock'ı ya da Türkiye rock'ı ya da Türkçe rock temelinde olsun derim. Çünkü Türkçe rock dersek içine farklı rock varyasyonu grupları da koyarız ve atıyorum hani örnek veriyorum sakın da yanlış anlama sen bir büyüğümsün ben kimim öyle de düşünme sakın ukalalık yapıyor bu çocuk diye. Türkçe rock konumu bence de daha uygun. Yani fikrimi beyan ediyorum sakın yanlış anlama. Anadolu rock nedeninde ben biliyorum aslında Taner abini çünkü Taner abi şeyi çok seviyor. Paylaşmadan edemeyeceğim. Türkü aşığı da bir insan. Açar türkü dinler. Ah be Gökhan diye bana yazar. Gecenin kaçı hiç önemli değil. Ben Taner abinin ruhunu biliyorum. O gerçek bir rock and roll adamıdır. Türkülerde de rock and roll dibine kadar yaşayan bir adamdır. Ben seni anlıyorum abi o açıdan. Tanıdıkça anladım. Şimdi ilk albümümüzde de var. Selim Işık'ın Kara Toprak, Mahsun Evet, Şerif, müthiş. işte Neşet Ertaş, Evet. Hakkı Bulut bile vardı. Yani o kadar enteresan türkülerin rock versiyonu getirmiş halleri vardı ki ilk albümde. Oldu yani ve işin enteresan bir yanı da en fazla dinlenen de sıfır besteler oldu. Yani Bülent Ümit, Evet. Kara olsun vesaire. Yani ikinci albümde de toplamında 4 tane anonim türkü var. Bir tane Barış Manço eseri var. Çok telifinle uğraştığımız, bu arada Volkan da bilir şu anda sağ olsun çok yardımcı oluyor. Evet. Barış Manço'nun telifini eserini almak da ölüm gibi bir şey şu anda. Onu da halletmek üzereyiz ve halloldu sayılır. Geri kalan hep sıfır beste. Yani öyle sıfır beste ki mükemmel soundlar, mükemmel besteler, çok güzel tınlar. Yani çok çok güzel bir albüm olacak eminim. Herkes çok beğenecek. Benim favorim şu anda onu da söyleyeyim. Zafer Şanlı biliyorum izliyorum şu anda. Oo, Bir de Zafer abi oğlu ya. Canım oğlu abi. Tolga Şanlı seslendirmiş ayrıca gitar çalan da oğlu Tolga Şanlı seslendiren Evet. de o. Bas gitarı çalan da zaten efsane Zafer ustamız Tabii Zafer canım. Şanlı. Mükemmel bir cover yapmışlar. Anonim bir cover. Her gün sabah akşam dinliyorum, bıkamıyorum, doyamıyorum. Çok 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 güzel olacak inşallah. Taner abi, Taner abi. Biraz şımaracağım. Yayın sonrası bana atsana ben de dinleyeyim falan dermiş. Şaka bir yana mükemmel bir parça. heyecanla. Şaka tabii ki abi. Sürprizleri de Heyecanla bekliyoruz. bekleyeceğiz. Bülent Güven çok sürprizli bir insandır. 10 parçası Evet. gelmedi. Bugün Evet. Timsah'ın gözyaşlarından Sarı Gelin parçası geldi. Hiç düşünebiliyor musun? Timsah'ın gözyaşları, Tabii çok sevdiğim Hakan abilerim. ve Hakan abi Sarı çok Gelin severim. Nerelerde? türküsü rock versiyonunda o da oldu. Yani çok enteresan şeyler var yani. İkinci albüm çok çok enteresan olacak inşallah. Evet. Ne güzel. Ya zaten ikinci albüm çalışmalarında çok büyük titizlikle devam ettiğini ben de içinden takip ediyorum. Taner abiye soruyorum arada. Yazışıyoruz. O da bana sağ olsun anlatıyor. Gökhan'cığım şöyle oluyor, böyle oluyor. Güzel bir albüm gelecek kesin. Çünkü ilkinde bu arada çok değerli gruplar da keşfettim. İsmen şu anda çok aklımda kalamayabiliyor bazen. Ama tüm dostlara gerçekten çok selamlar. Ben de projeyi zaten sevdiğim gruplar abi hatırlarsın. YouTube üzerine mutlaka yorum attım. Evet. Aa, harikaymış dedim. Çok beğendim. Altyapılar tamamen progresif, tamamen 70'lerin Anadolu pop ruhu, progresif ruh. Ben o tarz şeyleri, coverları çok beğeniyorum. Ama şeyi kızıyorum abi. Onu söyleyebilirim direkt. Hani genel anlamda bu Hoş hani geldin Emel. projenin içinde olan biri değil de şeye kızıyorum. Alıp da çok güzel bir deyiş ya da bir türküyü rock yapacağım diye katledilmesine kızıyorum. Çünkü özünden ben biraz da konservatuarlı olduğumdan biraz kaynaklı bilemeyeceğim onu ama şarkının ya eserin özünü bozup mahvedip ondan sonra onu böyle affedersin de katletmek bence çok rahatsızlık edici bir şey abi. Hani üzülüyorum. Yapılsın, denensin. Denemeler her zaman olsun. Yok, Bu konuda biz de ona açığım. karşıyız. Zaten ilk albümde de farklıysa Deniz Sucuoğlu neredesin sen söylemiştin Neşet Ertaş'ın. Yani daha Evet. kalıbında aranjesi yani birebir akustiklerle girip de sonra davulların girmesi vesaire. Yani herkes dikkatli yani bu konuda. Yani kimsenin öyle bir niyeti yok zaten parçanın aranjesi veya sözleri iyice böyle Yok katledilmesi. yok bu proje içinde değil abi. Proje için konuşmayacağım. Bir H15 şarkısı var ikinci albümde. Oh. H15'li, H15'li Tokat Yolları Taşlı biliyorsun. Onu ben şahsen tamamen katlettim. Yok Rock estağfurullah. versiyonu olaraktan. Biliyorsun ben Estağfurullah. de Estağfurullah abi. tabiri caiz killer rock, grunge rock diyorlar. Yani Nirvana tarzı veya ona benzer şeyler.
Grunge rock hayranıyım ben de. Ben de grunge rock tarzında H15'liyi seslendirdik. Buradaki harika. Alman müzisyenler de katıldı. Yani çok çok ürültülü bir şarkı oldu. Arabanda çok kaliteli hoparlörler var. Onlar artık patladı gibi ses alıyorum sanki. Yani aman dikkatli dinleyin o şarkıyı da yani. Valla ben albümü dediğim gibi heyecanla bekleyenlerdenim. Ve şimdi bu senin söylediğin eseri daha da bir heyecanla bekliyorum. Grunge dedin, bir deneysel bir şey çıkacak ortaya galiba abi. Grunge burada kaybetmek demeyelim de daha yani deneysel çıkacak. Benim sesim güzel değil yani. Ben şimdi ses vesaire sesle bir yarışacak halde değilim. Benim tarzım, yani. Benim tarzım da, ben de kendi öykülerimi anlattığım bir albümlerim vardı. Müziklerini Nirvana'dan tut, bir sürü ünlü, dünyaca ünlü gruplardan aldığım telifler vardı. Onların üzerine Türkçe beste da söylediğim grunge tarzı bestelerim var. Ben kendi kendime tedavi oldum açıkçası. Ben bir şey beklemedim. Yani tutup da bunları Spotify, Apple Müzik'te falan da bulamazsınız. Bedavaya verdim. Hiç böyle mastering, mix hiçbir şey yok. Böyle amatörce bir şey oldu. İnşallah onları da toparlayıp tekrar Spotify ve Apple Müzik'te paylaşacağız. Şimdi ben onu soracaktım. Yazılı aldık. Ama abi bir albüm bekliyoruz senden. İlk projemiz bitsin. İlk projemiz Pranga. İzmirli bir Pranga. Buradan da izliyorlar zaten. Pranga, Pranga. En beğendiklerimdeniz bu arada arkadaşlar. Pranga benim beğendiğim gruplardandı. Onu da söylemeden evet, geçemeyeceğim. Çok güzel. Kendi bestelerini yaptıkları bir albüm var. evet. Aşağı yukarı 10 parça. Evet. Bir parçasını Anadolu Rock Ed 2'de de zaten paylaştılar. Çok çok sağlam soundlar var. Zaten kayıtlarını Kartal Stüdyo'da yapıldı. Bülent Güven'le Raşit Pekmezci Hardal Stüdyo'da yapıldı. Raşit müthiştir çok ya. Sağlam, çok sağlam soundlar var. Ve Birkan da bu arada şey yazıyor. Kendine haksızlık yapma Taner diyor. Yok abi benim sesim karga. Karga. İtevazi insan, itevazi insanlar böyledir arkadaşlar. Taner Serfici'nin de şeyden Stuttgart bölgesinden yazıyor. Zemin grubu, Zemin Rock grubu. Onlar da daha doğrusu Birkan da var. Evet. Çok güzel bir türkü. Türkünün cover tarzıyla öyle diyelim. Evet. Nerede kalmıştık? Evet, Pranga. Sonraki projemiz Anadolu Rock 2 çıkacak. Ve Mart ortasında, 7 Mart'ta inşallah pazar günü Sosyo epi üzerinden Avrupa'nın en iyi Anadolu rock grubu Makas ile live canlı Sosyo konserimiz var. Aradan yarım saatlik bir pauzdan sonra Esvedein diye bir funk, punk rock grubu var. Düsseldorf'tan, Almanya'dan gençler. Onu da biliyorum. Onların bir saatlik konseri var. Biletler çok ucuz olacak. Yani onu hiç tasar etmeyin. Sosyo'dan onları izleyeceğiniz. En büyük sürprizimiz de Mart'ın sonlarına doğru Altın Gün, dünyaca ünlü Grammy, World Grammy adayına aday olmuş grup Altın Gün, inşallah yine bizim şirketin üzerinden Sosyo'da canlı yayına katılacaklar. Yeni albümleri çıktı bu arada, yeni albümleri de tanışacaklar. Çok güzel bir canlı program olacak inşallah Sosyo'da. Vallahi harika haberler oluyoruz. Mart'ı bekleyin arkadaşlar. Evet. Muazzam haberler. Deniz abi hoş geldin. Deniz Sucuoğlu Deniz burada. Deniz Sucuoğlu. Beni meşhur et Taner abi diyor. Abi bak sana diyor ki Deniz abi. Beni meşhur et diyor Taner abi diyor. Estağfurullah yani. Hallo 4x4 yani daha ne yapayım yani. Sen uzaylıları bir an önce yolla. O benim mesajımı biliyor uzaylılar. Uzaylılar. Bekliyoruz. O biliyor vallahi, yani. O zaman mesajı aldım Deniz abi herhalde. Taner abi'den. Bu arada dostlar yayınımıza hoş geldiniz. Lütfen müzik dostları platformumuzda ve sayfalarımızı lütfen takip edin. Müziği paylaşmaya devam edelim. Elimizden geldiğince müzisyenlere ve müziğe destek olalım. Sanata destek olalım hep birlikte. Platformlarımızı hepinizi bekliyoruz. Edin ve takip ettirin diyelim. Reklamı da yapalım bu arada arada. Buyur abi. Bu arada 45 dakika geçmiş. Barış Gülhan'a katıldı. Hemşehir Barış hoş geldin. Merhabalar. O da toprağımız Trakyalı. Evet ne güzel ya. Bu arada buyur abi. Çok az bir zamanımız kaldı. Bence konuları değiştirelim. Başka sormak istediğin soru varsa onlara geçelim.
Abi peki şimdi Anadolu Rocket 2 de geliyor. Mart ayında güzel projeler var. Bunları da öğrendik. Altın Gün'ü çok seven biriyim özellikle. Buna çok sevindim. Ben de elimden geldiğince o yayına katılmaya çalışacağım. Peki abi kendi şarkıların olduğundan Bu bahset. Ben arada mesela pardon, onu... Altın Gün dedik de Netflix'te 50 metrekare diye bir film çıktı yeni. Dizi daha doğrusu. Evet. 50 metrekare diye. Oradaki film müziklerini de komple Altın Gün yaptı. O Evet. filmleri izlerseniz dinlersiniz zaten. Yani Altın Gün çok enteresan bir gruptur. Yani Amerikalı, Hollandalı vesaire bir sürü müzisyen vardır. Solistleri Merve enteresan bir nostaljik sesi vardır. Evet, Psychedelic rock kesinlikle. tarzında bütün yabancıların kulağına da hoş gelen bir sound'u yakaladılar. Ve yani Sofya'daki konserimiz çok güzel olacak inşallah. Umut Kuzey'in Abi de onların buradan, Umut Kuzey de bilmiyorum izliyor mu izlemiyor mu bilmiyorum da Umut abi yok sesinin burada ya. tonunda Herhalde başka bir yerde o. bir sözü var. O da Amsterdam'a bağlanacak İstanbul'dan 6 güne. Çok güzel Harika. planlarımız var inşallah. Umut abi yayından sonra bir arayacağım ben. Bir laf çok sevdiğim bir insandır. Benim manevi abilerimden biridir. Keşke burada olsa da bir selamımıza iletebilsek. Yakında onu da buraya alırım. Umut abi beni kırmaz herhalde diye tahmin ediyorum. Bayağı yoğun bir insan çünkü abi o. Evet, Onları oraya koşturan çok gerçekten projesi var. fedakarlık yapan Proje bir insanı. insan. Boş durmuyor. Kesinlikle yok. Çok da güzel bir adamdır. Tanımak lazım. Önyargılı yaklaşan dostlara buradan sesleniyorum. Tanımadığınız insanlar hakkında çok önyargı biriktirmeyin. İnanın bir şey olsa ben söylerim. Açık sözlüyüm bu konuda. Derim bu adam beş para etmez. Bunu söylerim. Umut abi müthiş bir adamdır. Kendisine de buradan binlerce selam olsun tabii. Peki Evet, bu arada abi. lafını kestim ben senin. Bir şey diyordun. Estağfurullah. Şey diyecektim. Ben şimdi biraz sonra senden bir şarkı isteyeceğim. O ayrı bir şey de. Bir solo albüm istiyoruz biz senden. Bir de. Solo albüm Tabii bir albüm istiyoruz senden ya. Taner Selfici albüm istiyoruz. Şöyle Tamam. o var Taner mı böyle bir proje? Selfie'ye toplamaya gelin. Ya Çünkü burada politikayla falan da uğraşıyorum. Böyle biraz abes kaçabilir. O yüzden kendimi böyle gizliyorum böyle rock mavi olaraktan. Rock mavi, grunge rock, killer rock. Kafama göre küfür basıyorum vesaire. O tarz bir şeyler olacak inşallah. Evet. Taner abi, buradan da sana da söyleyeyim, buradan diğer genç gruplara da seslenmiş olayım bu vesileyle. Biz şimdi birkaç platform beraberiz, bizim bir birlikteliğimiz var. Çerezen, Müzik Dostları ve Toksin Müzik. Üçlü bir aileyiz. Aslında üçgen bu, geniş aslında, daha da geniş. Özellikle Çerezen için şunu söylüyorum dostlar. Hak yemeyen, emeğe savunan, emeğin yanında olan, yolun başında olan, yolun en üst seviyesinde olan tüm herkese kapımız açık. Tüm dostlara buradan sesleniyorum. Yeni yaptığınız single, albüm, klip bunların tanıtımı için bana ulaşın Mr. Jesse'yi ben. Bülten gönderin. Yayınlamayanı, destek olmayanı derler ya bizde. Söz veriyorum yanınızdayım arkadaşlar. Bakın bu konuda samimi. Taner abi senden de bu tarz bültenler bekliyorum projelerinle ilgili. Mail adresime sen de gönder her zaman. Olur mu abi? Yani Olur. bir de şunu da sormayın dostlar. Bunun karşılığı, bunun bir tek karşılığı var. Ne biliyor musunuz arkadaşlar? Üretin, üretin, üretin ve sevgi. Sevgi parayla satın alınacak bir şey değil arkadaşlar. Hepimiz sevgiyle yaparsak bu işi, birbirimizi seversek, birbirimizle mücadele bir arada edersek, aşk da kazanır, sevgi de kazanır, barış da, dünya barışlı olur. Rock müzik desti diye yere gelir. Taner abi gibi güzel yürekli adamlar var bu dünyada. Birçok insan var. Evet çok kötü insanlar da var ama bakın pırıl pırıl müthiş bir insan var. Şu anda şuradan yayına atlayıp sarılasım geliyor Taner abi. Öyle güzel bir adam. Öyle samimi bir adam. Ve gerçekten şu umudunuzu kesmeyin. Taner abi ne güzel başta söyledi. Pozitif olmak lazım dedi. Ve böyle de bir adam bu adam işte. Pozitif bir insan. Hepimizin büyüğü. Artık hep böyle daha da ne olsun diye de hep böyle şey deriz ya. Her şey güzel olacak, güzel olacak, güzel. Ulan olmuyor lan. Yani daha da ne olsun diyoruz, daha da ne olsun. Korona çıktı. Artık bir göktaşı falan eksik. Artık uzaylılar mı inecek, ne olacak? Anasını satayım yeter ya. Vallahi günümüzü yaşayalım ya, yeter. Hep böyle yükseklere daha fazla, daha yüksek bilmem ne. Benim villam oldu, yatım katım oldu, bilmem ne, her bokum oldu. İnanın bana hiçbir boka yaramıyor. Huzurunuz Evet. olsun, huzurunuz. Sizi seveni Ya. sağlam olsun. Başka hiçbir şeye Ya. gerek yok. Bu kadar Ya basit. ya. Müslüman abi hoş geldin bu arada abi.
Abi kesmedim değil mi? Ama muazzam sözler ettin abi. Gözlerim doldu. Hakikaten doğru söylüyorsun. Dostlarınız olsun. Sağlığınız yerinizde olsun. Varsın olsun kuru ekmek yiyin. Ama onurunuz yerinde olsun arkadaşlar. Bir de onu da ekleyelim. Bu açıdan her şeyi yapabiliriz arkadaşlar. Hep beraber. Dostlar, ustalar, gençler, büyükler. Taner abi bu Bu akşam arada bir gölge geçti üzerinden. Mozaik kendisini görebilir stüdyonun miyiz gölgenin? Bir merhaba etmek isterim. Merhabalar. selamlar, merhaba. O Kiminle gölgeden görüşüyorum? gölge Mozaik Stüdyo Hakan. Merhaba Ben çok Hakan abi. kısa Nasılsın? aklına da bırakıyorum mozaikle ilgili, mozaik geometriyle ilgili kısa bir sorun varsa hemen geliyorum Gökhan'cığım. Tamam. Bir Selamlar, hoş yakışıklı geldin. adamı daha yanımıza aldık arkadaşlar. Almanya'da yakışıklı insanlarımız var. Emekçi insanlarımız. Estağfurullah, sağ Abi olun. nasılsın öncelikle? Çok teşekkür ederim. Yoğunuz bu aralar işte bu projenin hazırlıklarıyla Taner anlattığı zannedersem ben demin dışarı falan çıktım, birkaç işlerim vardı. Projeyle alakalı işte bu Anadolu Rock 8'in böyle heyecanı var üstümüzde. Titizlikle çalışıyoruz. Birkaç arkadaş Alman teknisyenler var. Ondan sonra yabancı teknisyenler var. Onlarla fikir alışverişleri vesaire böyle bir yoğun bir tempoda çalışıyoruz. Prodüktörümüz Ne Taner. güzel. Hem arkadaşım, Evet. 20-25 yıllık arkadaşım. Onun verdiği bir Ay rahatlık çok da güzel. var tabii. Siz Ya nasılsınız? 25 yıllık arkadaşlık. Evet, Müthiş. aynen. Türkiye ne durumda? Siz de yanıyorsunuz tabii orada. Bir müzisyen olarak söyleyeyim sana abi bombok. Tamam, çok iyi, süper. O zaman aynı konuşuyoruz, aynı dili. Yani inşallah. yaklaşık biz de işte geçen senenin ne zaman başladı şey, yuvarlak hesap Mart ayı diyelim. Perişan olduk yani hepimiz maddi ve Evet. manevi, ama bizim yine tabii Türkiye ile mukayese edilmeyecek kadar rahatız o manada. Doğru. Doğru. Sosyal haklarımız vesairelerimiz çok iyi işliyor Evet. buna. Ama Türkiye çok içler acısı, ben bunu tahmin edebiliyorum. Taner de geldi. Buradan geçip gölgemin üstüne Gelin alsak gelin ikiniz birlikte oturun. Şu tamam. anda sizi bırakma niyetim yok. Biraz sarkıtabilirim yayını. Sayın Başkanım biraz sarkıtmayı planlıyorum Sarkma izniniz değil de benim olursa. bildiğim kadarıyla Instagram yayını bir saat sonra kapanıyor dediler. Böyle 5 dakikamız falan kaldı yani. Yok yok bu yayıncıya bağlı bir şey. Ben Ha, öyle 3 mi? saat yayın yapamıyorum. Demek Ben sizi ayak rahatlatırım. yapıyorlar bize. Bir saatte falan. Biraz daha sarkıtabilirim çünkü iki tane çok değerli insan yanımızda. Mozaik Production'dan Hakan abimiz ve dediğim gibi Taner Serfice bizlerle. İki emekçi, iki çok değerli insan var karşımızda. Her şeyden önce mükemmel iki insan var. Yüzleri gülüyor. Her şeye rağmen vaktini bizler için ayırdılar. Ben bu iki güzel insanı bulmuşken kolay kolay bırakır mıyım sizce? Sizin de Eyvallah. bırakacağınız Çok teşekkür niyetiniz ederiz. bence yok onların. İnşallah en kısa zamanda diyorum, temenni ediyorum. Türkiye'de buluşmak benim en büyük isteğim sizlerle. Yani hiçbir şey için değil, oturup sohbet etmek için. Yani düşünebiliyor musunuz? Ben bu iki güzel insanı Rakı kazanmışım, var mı rakı? Rakı gel olacak mı o abi. sohbette? Abi gel. Tamam, o zaman olur bak, o zaman olur. Gel Rakı veya varsa. Tekirdağ'dayız. Bu arada ben de Tekirdağ tek heavy metal, tanınan heavy metal seniyim abi. Yani evet bu kadar tatlı göründüğüme bakma. Taner abi biliyordur bayağı asi falan bir adam. Böyle boyalı boyalı sahneye çıkarım falan. Bu da deli bizim Bayağı gibi. Evet. abi Tamamdır. tam deliyim. Sen Tamam. bakma tam bir çılgınım. İnşallah bir projede de ben Taner abi bekliyor beni muhtemelen. Bu projede de çağırdı da ben yapamadım. Şartlardan dolayı herhangi bir kayıt. Maalesef burası çok kötü. Eyvallah. Alerjik astım hastasıyım. Evden dışarı çıkamadığım için kendi iki grubumla da kayıtlarım yarıda kaldı. Bir tanesi yurt dışından bekliyor bize. Yurt dışından anlaştık. Albümü kaydedemiyorum. Kahroluyorum. Hadi ya. Tabii. Biri Türkiye'de tanınan bir grubum var işte. Niye kendimi anlatıyorsam ama sana anlatıyorum abi. Buradan herkese de söylüyorum arkadaşlar ben de müzisyenim. Kendimi de biraz tanıtayım değil mi sevgili Kenan Damar Başkanım? Ondan dolayı kayıtlar yapamadım. Taner abiye de söyledim hatta. Ben de çok isterdim abi ama şartlarım izin vermedi. Yoksa çok Sağlık olsun yani. kafamda progresif bir şarkıyla gelecek. Neden donduk? Ha, duyabiliyor musun? Donma Gidiyor. Sen oldu. donuyorsun. Ben mi donuyorum? Bende de siz donuyorsunuz. Şu anda düzeldik ama değil mi? Ah.
Eğer yetişebilseydim Erkan abi, ben de gayet hard rock bir şarkıyla gelecektim. Türkçe sözlü bayağı progresif böyle. 70'ler 80'ler tadında bir bestem var. Hatta bayağı da güzel, böyle hafif marş formunda böyle bayağı. Ya Yapamadık gibi inşallah olmadı. Gökhan'cığım, inşallah üçüncü albümde, zaten ikinci albümde duyulmazsa bu işi bırakıyoruz. Ya hayır. Ya benim öyle şansıma mı dövmeye karar bırakıyorsunuz? verdik yani. Kendimizi dövmeye karar verdik. Hakan abi şey yapalım mı? Ben onu Taner abiye sesli mesaj attım yayından önce. Death Metal Eight diye. Death Metal direkt. Kitlesi çok büyük Türkiye'de. Yani kesin. Abi vallahi kitlesi var ya, öyle deme. Tamam. Yok, ekstrem metal kitlesi Türkiye'de gerçekten sağlam. Hani bu konuda şey söyleyebilirim. Şaka bir yana da gerçekten iyi bir kitlesi var abi metal müziğin. Hani o oturdu. O da şeyden kaynaklı. Türkiye'de çok iyi metal grupları var abi. Yurt dışında bile konserler O yapıyorlar. değil de Ha, biz Türk rock için çok aynı şimdi yabancı söylemeyeceğim. dilde olan bir albüm de düşünüyoruz yani. Evet. Çünkü bu ikinci projede çok soru geldi, çok talep geldi. Yabancı müzikle ilgili rock parçalar. Onu düşünüyoruz açıkçası. Orada tabii ki değerlendirmek mümkün. Ya ben açık konuşayım. Sizin gibi iki güzel insanın her zaman yanındayım şahsen. Müzik dostları zaten yanınızda olacak. Biz müzik Yumurta. dostları olarak hep yanınızda olacağız. Bu tartışılamaz zaten. Onun dışında elimden gelen ne varsa her zaman, biliyorsun biz abi kardeşiz abi. Hakan abiyi de tanıdığım için çok mutluyum. Şu anda Eyvallah. tanıdım. Aynen. Çok tatlı bir insan. Enerjisi buraya geçiyor. Sağ olasın. Gerçekten Tekirdağ'a o enerji geldi. Sanki yan yana benim evim mutfağında oturduk şu an. O kan çekiyordur. Ben baba tarafından Muratlılıyım. Oh tamam Ondandır abi. o. Oh bak, Tabii. toprağımı da buldum. Beya daha ne oldu? Üç hemşerimi bulduk mu birbirimizi? Bu Üçledik işin sonu abi. rakı, bak ben söylüyorum sana. Yani. Rakı. Yeni projemin ismini şöyle koyalım mı o zaman? Trokya. Ya da Trokya. şu rock'n'roll ama rakı. O da olur. Hiç problem değil. Yani bir araya gelirsek muazzam projeler yaparız. Özgür demişken şey, Gökhan abi gibi ben de zaten buradaki amaç nedir bu yayınları yapıyorsak? Birleşip kazanmak. Bu sadece bir manifestoda kalmasın. Birleşerek, bir arada yürüyerek, omuz omuza yürüyerek, sevgiyle aşkla yürüyerek, üretimleri destekleyerek, kaliteli olanı her zaman el üstüne tutarak, imkanları şayet yoksa ona da imkanlar yaratarak. Kimi gençler var abi, albüm basamıyorlar. Biz basıyoruz onlara mesela. Kendim Biz imkanlarımızla. basıyoruz derken. O iyi İşte vallahi ya. basıyoruz, sen boş ver orasını kursana. Biz kimi destekliyoruz yani, öyle biz diyelim. de destekçiniz. Kendi albümünü basamayan aç müzisyen işte falan muhabbeti. Ya şaka bir yana. Kimi gençler var gerçekten abi, bir şey gönderiyorlar. Şey zannediyorlar, böyle saldıracağım. Ya o olmamış, bu olmamış. Yok. Şimdi eldeki imkanlarla insanlar müzik yapmaya çalışıyor maalesef Türkiye'de. Hakan abin dediği gibi Türkiye'de şartlar çok Avrupa şeyinde değil, standartlarında değil, hala değil. Bir kayıt almak çok zor, mix yaptırmak zor, masterletmek zor, bunu tanıtmak zor Türkiye şartlarında. Ondan sonra kendini ispatlamak, tamam sosyal medya bir şey, nimet, ama onu ne kadar sen kullanırsan kullan, tek başına ne kadar paylaşırsan paylaş, sen aran rock medyası ile kötüyse maalesef bir şeye yaramıyor. Ya da rock medyası seni duymuyorsa, görmüyorsa, sen istediğin kadar kendi affedersin kıçını yırt, en kral desteği koy, olmuyor. Böyle bir sıkıntı da var Türkiye'de. Bu tarz şeyler de yaşanıyor. Ama benim en çok üzüldüğüm şey Anadolu Rock 8 birinci projesinde çıkan şey. Oraya değinmeden geçemeyeceğim. Buradan tekrar büyüklerimize sesleniyorum. Büyüklerimiz diyorum tekrardan. Lütfen haddinizi biliniz diyeceğim. Gerek yok. Şaka diyorum tabii ki. Yok. Şunu Herkes söyleyeceğim. kafasına göre takılsın bundan sonra. Yani biz Yok ama gördük şunu ki, ben abi. biz Abi ne ben bir gördük biliyor musun müzisyon. Gökhan'cığım? Biz ne gördük Canım biliyor abi. musun? Sıfır bestelerle çok daha güzel bir kitlelere uğraşılıyor. Yani o kokuşmuş besteleri Evet. yeniden cover yapıp da güzel bir cover olduktan sonra, değerlendirdikten sonra desteklemiyorlarsa da, o da kendi hataları diyeyim yani, öyle değil. Boş ver. Çok Ama tuttu onlara kendini bir geriye. şeyler söylemeden Çok hissediyorum. yani. Çok tuttu kendini geriye. Boş Abi ama ver şimdi onlara bir şeyler konuşmayacağım. söylemeden içimden rahat etmiyor be. Ben üzülüyorum. Çünkü ben bu adamları zamanında yokluktan kasetlerini aldım çocukken. Ben de dinledim. Ben de Teşekkür müzisyenim. ederim.
Ve şunu söyleyeyim. Ben de olabilirdim bu projede. Velev ki o şarkıyı ben söylemek istemişimdir belki de ki o kişinin hayranıydım bir zamanlar. Onu söyleyebilirim. Ben demiştim belki de Taner abi ben bu şarkıyı söylemek istiyorum. Siz dediniz ki aa olur Gökhan biz hallederiz. Ben de yaptım o kadar emek verdim sizinle birlikte. Ve sonra ben böyle bir durumla karşılaştım aklıma ne gelir biliyor musun? Çocukluğumda para biriktirip de aldığım kasetler gelir aklıma. Aç kalıp da gece gündüz dediğim o kasetler gelir. Aynen. Burada kimin hakkı varsa üzerinde o telif zaten gönülden bedelen ödenmiştir. Siz parayı nakde cebe koyup sonra da ortalıkta çakma solculuk oynarsanız kusura bakmayın yemezler. Bu nesil yemiyor. Neyse Hele bizim nesil Gökhan'cığım hiç boş ver. yemiyor anam. Abi biz başka konulara gelelim. Boş ver. Geç. Geç. Ya kızdım Kapat. abi kusura bakma ateşim Toplantıyı kapat. yükseldi ama Kapat. projeler engellenmesin abi. Anadolu olarak değerli bir proje. Bunun gibi nice proje var. Türkiye'de de Olta projesi var. Benim sevgili arkadaşım yapıyor. Ondan sonra İrfan Alış yapıyor Pek grubundan keza. Bu projeler yardım projeleri, bu projeler kültürleri tekrar birleştirme projeleri, bu müzikal anlamda gençlerle tekrar köklü besteler, bilinmeyen besteleri tekrar bir araya getirip tanıtma projeleri. Bu birçok anlam içeriyor bu projeler. Yeni besteleri sizin gibi aynen katılıyorum. Daha çok destekliyorum. Çünkü yeni bestelere ihtiyacımız var bizim aslında bakarsanız Taner abi. Senin aynı kanındayım. Yoksa dön dolaş aynı şarkıları hadi kavurla kavurla. Bu da bir yere kadar tıkanıklık oluşturuyor. O konuda abi fikirlerinize A'dan Z'ye katılıyorum. Ne diyeyim size bırakayım. Ne düşünüyorsunuz? Sizler söyleyin. Fikirleriniz ne bu Valla konularda? yeniliklerle doluyuz. Yani ikinci albümde de zaten göreceğiniz sıfır besteler var. Hakan da şu anda bir parçanın mixini yaparken değişik fikirlerini katıyor. Moog sintileri katıyor bu Kurtan Express'e, o çapraz sintiler vesaire. Onlar senin fikrin. Benim de fikrim. resmen onu yakaladım. Taner dedim çıkamıyorum işin içinden gel. Yani o vallahi soundları yalan yok. ezelim soundlar, o funky gitarlar vesaire. Yani o synth, Moog'lar falan onları özledik. Çok severim. Onlarla birkaç sıfır parça Yani geliyor. 70'ler falan böyle o mana o kafalarda böyle bir funk anlayış Yani 70'lerin soundları falan. çok güzel bir albüm olacak yani çok çok eminim. Yoksa Vallahi bırakmadım müthiş. söz yani. Peki Buradan da söylüyorum. abi Tekrar. şey Bak bunu soracağım. diyorsun dedi. Senin adına da söylüyorum. Tamam ben Bu şirketi bırakıyorum. kapatacağız ya. Kapatıyorum. İkinci albüm de dinlenmez yani. Bir Ya. ulaşmazsa bu şirketi kapatıyoruz. Bu işi bırakıyoruz. Evet. Ne iş yapıyoruz abi? Artık Ya sadece abi bir şey soracağım. köfte ekmek Şimdi yapıyoruz öyle bir durum örneğin. olur ki şimdi öyle bir durum olur ki bunu söylediniz beni şu anda şey yaptınız içimi kurt düşürdünüz. Ben şimdi 3. albüm dönemi bu pandemi biter bok biter. Ben öyle bir şarkı yapar gönderirim ki sonra bana dersiniz ki Gökhan 2. albüm basmadı şey tutmadı. Aynen. Biz Olabilir. yapamıyoruz ben intihar ederim sonra. Bendeki bu Olabilir. şanssızlığı kırmamız lazım. Kırılması lazım. Bu arada Ya ben alt yazıları okuyorum da bizim Kenan ben de Damar'la okuyorum. çıktığım Kenan Damar birinci albümümüzde vardı. Selamlar Kenan Damar'a. Evet. Müzik Gökhan abi dostlarım. yargı dağıttı. Ya yargı demeyelim. Neyse. Yargı değil de bunu şöyle tanımlayalım. Biz müzisyeniz. Üretmek kolay değil. Kaydetmek kolay değil. Ondan sonra köklerden alıp bir eseri gerçekten bu yorum demek Türkçe'de biliyorsunuz cover. Onu düzenlemek, aranje etmek, o Süleyman abi hoş altyapılarını geldin. durdurmak çok zor. Onun için burada hepimizin emeğini savunuyorum. Yoksa benim kimseyle bir sorunum falan yok. Yanlış anlaşılma olmasın. Genel bir sesleniş bu. Projeler ayakta kalsın. Emekler yerini bulsun diye çabalıyorum. Sakın bir yanlış Aynen. anlaşılma da olmasın. Onu da özellikle üstüne basayım ki yanlış anlaşılma olmasın. Ama Taner abinin başında da söylediği gibi artık kopmayalım arkadaşlar. Babalar, kardeşler, büyükler, canlar, ciğerler. Ben de ne diyeyim? Nasıl sesleneyim size? Değil mi abi? Ne yapayım daha? Ne edeyim daha? Elinden ne gelsin? Bu arada hoş geldin Hakan abi. Barış sen de hoş geldin kardeşim. Peki abi şey soracağım. Türkiye'deki rock müzik ve heavy metal ortamlarını nasıl buluyorsunuz? Grupları nasıl buluyorsunuz? Takip ediyor musunuz? Bu gruplar Ediyoruz. zaten yaptığınız Ediyoruz. işin bir parçası Tabii ki da. ediyoruz. Siste bir grup var mesela. Bayılıyorum. Tekirdağlı Evet öyle bir grup şeydi değil mi? herhalde. Çok kel O bir taraflarda. solistleri var falan. Cansın abicim. Biz de yeni Hayır. klip yayınladık bu arada. Hayır. Çok İzlemişsinizdir güzel. Dediğim belki. gibi maalesef yani rock'un kitlesi küçük ve bu rock'un tarzların kitlesi işte heavy metal olsun, death metal olsun, punk olsun, Evet. grunge olsun daha da küçük. Sıkıntı orada. Ve ona rağmen çok çok güzel müzikler yapılıyor. Evet. Yeterince değer gördüğünü görmüyorum Türkiye'de. Yani burada keşke olsalardı Avrupa'da çok çok daha iyi değer görürlerdi. Doğru. Bu Tabii doğru abi. yani her şey değişebilir. Yani kim umardı, kimin aklına gelirdi ki arabesk hip hop
diye bir şey olacağını, aynı tarzda yine tekrar rock ateşi alevlenebilir yani. Her türlü umut var. Neden umut olmasın? Çelişkinin olduğu yerde rock müzik başlar zaten. Bu her zaman Türkiye'de böyle olmuştur. Agresif geçen dönemlerin içinde her zaman protest müzik, rock müzik gibi türler her zaman kendini üst seviyede göstermiştir. Çünkü söyleyecek sözleri oluyor müzisyenlerin. Sokakta birini bıçaklamak yerine, kalkıp birileriyle kavga etmek yerine müzik yapıp eline gitar almaları gençlerin ya da bağlama çalmaları bence dünyanın en güzel şeyidir. Ben de senin gibi düşünüyorum abi. Şu anda çok Hakan çok büyük bir kuşluk yapıyor, sigara içiyor. İçsin yani, benim elime de içsin. Bir de keyif yapıyor böyle yanları. Oh, bak, bak, bak. Abi bana inat mı yapıyorsun falan diyeceğim. Abi içmiyorum, ne yapayım? Ya şaka bir yana. İçmek yasak ama yani. Yasak mı? Merkel yengeçli. Kendi yasağını kuruyor şu anda. Bana yasak. Merkel'e şikayet edeceğim sizi. Ama serbest yani. Sizi Merkel'e şikayet edeceğim. Yazıyorum falan dermişim. Şaka bir yana. İçin canım. Ne yasak? O yasak, bu yasak. Allah Allah. Böyle hayat mı olur? Yani abi Kenan abi kusura bakma, rock'n'roll böyle bir şey yapacak bir şey yok. Tabii arkadaşlar yanlış da anlamayın. Burada tamamen projeleri konuşmak için bir araya geliyoruz. Bazen efkar basıyor, sinir basıyor. Bir yudum insan içmek istiyor ya da bir tüttürmek isteyebiliyor. Normalde bunlara karşıyız tabii. Hepimiz bırakmaya ve daha çok Yeşilay'a davet ediyorum. Bir vejeteryan kardeşiniz olarak da aynı zamanda onu da söyleyebilirim. Yani sıkılmıyorsunuz bu arada değil mi abi? Ben sizin vaktinizden dağılmıyorum değil mi bu arada? Yok, gayet memnunum ben. Senin vaktin yani, bir saati geçtik, bilmiyorum nasıl durum var. Yok abi, daha biraz sonra, biraz daha şöyle bir 10-15 dakika daha yapabiliriz. Ondan sonra az sonra işte müzik yapacağız. Az sonra. Şöyle, evet sonra, ben şarkı isteyeceğim senden. Bir şey yapabiliriz Gökhan'cığım. Az sonra kamerayla ben stüdyoya gireyim. Hakan'ın yaptığı bir proje var. Onu size bir kısa dinlettireyim. Anadolu Rock 2'de dahil olacak. Oh. Bakalım. Oh. Bak gülüyor ya. Neyse. Hakan abi sen beni ekliyorsun. Ne bu saatten sonra? Ya, Instagram'dan, Facebook'tan, şuradan, buradan. Biraz sonra Mosaic Noise'daki Mosaic Journey stüdyolarını gezeceğiz. Tam Gedeon'da burası. Labirent gibi. Çok büyük. Oh. Aşağı yukarı 20 tane çalışan arkadaş var. Görebileceğiz mi onları da? Peki oradalar yok, mı? Yok abi saat. Ya saat, şimdi bu saatte Almanya'da abi saat 6 değil mi? Tık herkes kalemi kağıdı bırakıp evine gider yani. Evinde. O zaman ben bir şey... akşama. Yo estağfurullah. Bir ara o zaman onların da olduğu bir günde tekrar alayım sizi yayına. Şöyle tek tek tanıyalım onları da. Çünkü muhabbet inanılmaz güzel, keyifli geçiyor benim açımdan. Tabii ne kadar kalabalık o kadar iyi. Sevgili Kenan abi demiş ki Gökhan tarihi yayın oluyor diyor. Abi valla bilmiyorum yayın mı yapıyoruz? Aslında biz biraz oradan kopup muhabbet ediyoruz. Ekranı aradan kaldırıp tamamen diğer dost ve ustalar da izliyor. Bu arada bir saygısızlığımız falan varsa da kusura bakmayın. Ne olur bilerek yapmamışızdır. Onlar da geldi. Hoş geldiniz. Çok sevdiğim bir grup. 4x4 benim. Beğendiğim bir grup. Takip ettiğim bir grup. Sevgilerimizi iletiyoruz sizlere de abiler. Yani bizim buradaki amacımız şu: beyaz ekran diye geçiyor ya, onu kaldırıp aslında abi kardeş bir araya gelip bir dertleşme moduna girdik burada biz. Eksiklerimizi, sorunlarımızı, edebildiklerimizi, bilmediklerimizi ya da bildiklerimizi paylaşmaya çalışıyoruz burada. Umarım bir eksiğimiz, bir hatamız yoktur. Varsa da ilk yayının kusuru olmaz, affola diyelim. Kimseyi kırmak değil, ne Taner abinin ne benim. Öyle insanlar değiliz ikimiz de. Ben Taner abiyi de biliyorum. Sadece güzel şeyler olsun diye sesimiz bazen biraz fazla çıkıyor. Bu arada Kalp çıkıyor. Kalp de geldi. Kalp diye bir rakımımız. Taner Serfice'yi kalp atalım arkadaşlar, babalar, dostlar. Bu kalpleri ona gönderelim buralardan. Cem de bir parçayla katılıyor ikinci albüme. Kalp rock grubu. Kalp. Kalp mi grubun ismi? Evet. Kalp bak, diyor. Tanıyorsunuz ama tanıyacaksınız. Geliyorlar. Buradan sesleneyim projedeki diğer gruplara. Onların da albümleri çıktığında, solo albüm ya da single ya da EP çıktığında lütfen beni takip alın. Bana şahsen ulaşın. Ben sizlere herhangi bir para talep etmeden tamamen sevgiyle reklamınızı yapmaya çalışacağım dostlar. Sizler için de geçerli bu. Herkes için geçerli. Değil mi sevgili Taner abi? Evet. Bugüne kadar hiç para istedin mi senden abi? Efendim?
Hiç para istedin mi bugüne kadar senden? Ne demek yani? Dükkan senin ya. Dükkan senin. Valla oraya gelmek istiyorum abi. Oraya bayıldım. Onu söyleyebilirim. Yani ilk umarım bir gün bu ülkeden çıkıp bir Avrupa şöyle kokusunu alırım. Aslında çok istediğim bir şey bu benim. Konserler olduğu zaman muhtemelen diğer grubumla Almanya'ya geleceğiz ve Almanya'da şöyle bir belki takılırız değil mi abi? Şöyle biraz şey yaparız ama biz sizi bekliyoruz. Abilerimizi biz buraya bekliyoruz. Çok güzel insansın abi. Gerçekten. Bunu yani bir kere Almanya, daha sana Avrupa'da, söyleyeyim. Almanya, Belçika, Hollanda yeni bir rock konser anlayışı başlıyor. Minute Events adında. Çok güzel projelerimiz var. Çok güzel gruplarımız var. Türkiye'den geçeceğimiz çok güzel gruplar var. Bütün menajerlerle kontaktayız. Evet. Ya şu korona bir bitsin de lanet olası korona. Yani ondan sonra çok güzel önümüze bakacağız. Yani bu işi tam yapacağız ya hiç. Parasına değil, sevgisiyle yapacağız yani. Onu da herkes duymak istiyorum. Yani böyle kasada para saymak istemiyoruz. Tam tersi. Evet. İnsanları eğlenirken, müzik dinlerken, zevk alaraktan gördüklerini yeter bize yani görmek. Abi ben zaten emin olduğum için yer bu kelimeleri etmiştim. O sen zaten kendin de teyitledin. Evet arkadaşlar, kimse kasa biriktirmiyor. Kimsenin paranın peşinde koştuğu yok. Bu işler gönül ve aşk işidir. Yıllarını vermiştir Taner abi bu işe. Siz bakmayın mütevazi olduğuna. Ya ben bu biraz işe araştırsanız... açıkçası 1,5 senedir girdim. Daha önce sponsorluk yaptım. Evet abi. Sonra dedim ki ya artık ben yapayım. Yani çünkü sponsorlukta fazla bir şey diyemiyorum. Bir şey de... Oğlum abi öyle deme, önemli ya. Fikirlerim fazla önem görmüyor. O yüzden kendim yapıyorum ve en iyisini yapacağız inşallah. Kimseyi mağdur etmedik bugüne kadar. Herkes bilir. En güzel otellerde yatırdık. Her türlü bütün masraflarını karşıladık. Her türlü evet. En güzel misafirliği yaptık burada. Ve buna da devam edeceğiz yani. Yani zerre şüphem. Bu arada abim yayına katıldı. Benim abim de müzisyen. Tezcan hoş geldin. Böyle yan odadan bizi izliyor. Kendisi de klavyecidir bu arada Taner abi. Evet, sağlam. Ama müzik tarzlarımız farklı. O da iyi bir müzisyendir. Ona da buradan selam olsun. Yan odada kendisi. Taner abi. Şimdi gitti kafada, hemen hatırlayıp soracağım abi. Bir şey vardı kafamda, tam soracaktım. Ama onu sormadan şey yapmayacağım. Hatırlayana kadar da tutacağım. Bu arada kalpleri Taner abiye gönderdiğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz müzik dostları. Canlar, ciğerler. Gayet samimi muhabbet oluyor sanırım. Elimizden geldiğince zaten dediğim gibi bu camı kaldırıp Taner abiyle sanki yan yana sohbet ediyormuş gibi sizlere de. Zaten öyle hissediyoruz değil mi Taner abi? Hani aynı evet. Alandayız. Bir sıkıntı yok yani. Her şey açık. Kaybedeceğimiz bir şey yok yani. Hükümete ve herhangi bir şey küfür etmekten sonra orada da sorun yok. Yani Harikasın abi. Enerjin süper. Daha ne diyeyim. Şimdi Taner abi şeyi soracaktım. Şimdi geldi aklıma. Evet. Sen dünyadan ve memleketten en çok etkilenen rock grupları ve müzisyenler hangileri oldu? Kimler yani? Ya, ben bunu bilmeden duramam. Bak bunu söylesem inanmayacaksınız ama böyle çoğu insanın tanımadığı bir kişi. Çok seviyorum, çok dinliyorum sabah akşam. Emre Nalbandoğlu. Emre Nalbandoğlu'na hastayım. Emre müthiş. Hani öyle bir tarzı var ki böyle şarkıyı söylerken gitarına koy gitsin falan böyle rahat, kafası bozuk, benden manyak, değişik bir adam. Tanışmak vesile olmadı. Kaç kere kontağını aradım. Olmadı yani. Sonra Necati ve Saykolar da geliyor. Yani ben Necati ve Saykolar'ın hangi konserine gidersem gideyim. Yani o şarkıları 100 defa dinlesem de yani öyle bir enerji veriyorlar ki sahnede. Ya eğlenmek imkansız yani. Eğlenmemek imkansız. Ya her sahneleri bu kadar cümbür cemal, gümbür komedi. Çok değişik bir grup. Çok seviyorum Necati ve Saykuları. Hepsini evet, tek tek. Ben de çok seviyorum. Bütün üyelerini. Evet. Yani hepsi birbirinden komik insanlar, rahat insanlar. Çok seviyorum onları. Ege'nin. Evet. Evet Kurtan Express zaten Bülent Güven. Çok severim. Ya
Keyboardçusu ve aynı zamanda gitar da çalıyor gerçi. Çok sevdiğim, o da toprağım sayılır, Trakyalı. Bulgaristan tarafında. Evet. Çok sevdiğim insan. Yani şunu bunu seviyorum olmaz abi. Hepsini seviyorum yani. Çok sevmediklerim kim abi? Sevmediklerim. Abi ciddi ciddi cevap veriyor. Söylemeyeyim en iyisi ya. Onu söyleyeyim ya. Kim abi? Söylemiyorum. Abi onu bana özelden söylersin. Ben daha sonra belki... tamam abi. Ben de sana söylerim. Çok gıcık olduğum var böyle. Kendi götü kalkmış. Kendi bir bok zanneden var yani. Onları da söyleyeceğim sana. Tamam. Özelden. Bunların aramızda kalacaktır. Ben de merak ettim. Ben de sana sevmediklerimi söyleyeceğim. Söz veriyorum. Böyle paslaşırız birbirimize. Birkan diyor ki zemin mi diyor. Ya ne alakası var? Ya biz komşuyuz be. Stuttgart yani. Mercedes, Porsche. Yok. Herhangi bir grubu falan kastetmiyoruz. Bu arada kimse de üzerine almasın. Biz kendi aramızda öyle Taner abiyle kaptırdık. Sen kimi seviyorsun? Onu seviyorum. Yani öyle biz kendi aramızda şey yapıyoruz. Mütalaa mı ediyoruz? Ne derler? Şey derler. Mübalağa mı ediyoruz? Bir şey denir yani. Artık neyse. Taner abim benim. Canım abicim. Ben aslında yayını bitiremememin bir sebebi var. Seninle yayın yapmaktan çok zevk aldım. Gerçekten iyi ki karşıma çıktın bu gece. İlk konuğum oldun. İlk yayınımda dediğim gibi heyecanlıydım. Ve karşımda her zaman çok sevdiğim abimi gördüm. Bu bana çok çok iyi geldi. Gerçekten müthişsin. Her zaman başım üstünde yerim var. Tekrar söylüyorum abim olaraktan, büyüğüm olaraktan. Hayatımda bir yerim zaten çok önemli. Bu saatten sonra abi kardeş kopmamızın zaten imkanı yok. Bir de şunu da bilin arkadaşlar. Abiyle abi kardeşlik ilişkimiz o kadar farklı ki hiçbir zerre gram böyle kendisi de onaylayacaktır. Menfaati hiç içermedi bugüne kadar ilişkimiz. Hep abi kardeş olduk biz Taner abiyle tanıştığımızdan bu yana. Ve ömür boyu da şunu sana söyleyebilirim ki abi her zaman olacaksın. Her zaman yanımda hissedeceğimi biliyorum. Ben sana çok teşekkür ederim hayatımda olduğun için abi. Teşekkür ederim. Dondu abi. Ben mi dondum? Ya zaten şu kadarız yani. Şu kadarız yani. Birbirimizi tutalım yani. Kim olursa olsun, hangi grup olursa olsun. Yani Instagram'da 300 like olsun, bazılarının 3 milyon olsun fark etmez ya. Kitlemiz o kadar küçük ki. Yani bu müziğe sahip çıkalım. İster yeni tanımadıklar olsun, gençlerin elinden tutalım, yol verelim, destekçi olalım, dinleyelim. Evet. Bu kadar yani. Başka bir şey yok. Ömer Suat abi hoş geldin. Sevgilerimi iletiyorum sana da abim benim. Güzel abim. Severim Ömer Suat abiyi. Evet. Değerli bir abimdir. Çok saygı duyduğum, çok sevdiğim bir büyüğümdür kendisi de. Ona da buradan selam olsun. Evet, evet. Mehmet abi çok teşekkürler. Kenan abimiz diyor ki yanınızdayız her daim. Müzik dostları ve Anadolu olarak Eğit and Mosaic Germany. Özgür Kurt ağzınıza, yüreğinize sağlık abi. Şimdi bize o zaman bir şarkı abi hemen. Rica ederim sen. Hemen. Ya ben dedim ki grunge rock yapıyorum. Benim tarzım çok küfürlü. Tamam ne güzel. Ne güzel abi. Ben de sana borcum olsun. Türkiye'de death metal yapacağım. Bunu daha sonra da yapmadım. Bence şey var. Geçen dinlediğim çok hoşuma gitti. Konsepsis diye bir grup var. Bilirsin belki Türkiye'den. Biliyorum Concepts. Evet. Onların bir şarkısı var. Çok hoşuma gitti. Çünkü şu anda bir markete bir yere girdiğim zaman insanlar o kadar bir acayip oldu ki. Herkes bir robotlaştı. Maskeler suratında herkes birbirine bir mesafeli, bir agresif, bir tuhaf insanlar. Onun için bu şarkı da onlara gelsin diyorum ben de. Arkadaşlar bir kayıp alalım ama öyle kolay şarkı çaldırtmam. Hadi de kayıp, şu anda Taner benim gitarım da değil. Hemen bahanem de var. Akorları yamuk olabilir. Koy gitsin. Tamam abi. Siz akorlar yapılana kadar sevgili Taner abiye kayıplar atın. Arkadaşlar bu kalpler Taner abimize gitsin, verdiği yemeğe gitsin, projedeki tüm gruplara bir kere daha selam olsun. Anadolu Rock 8 1, Anadolu Rock 8 2, tüm ekiplere, tüm emek verenlere, tüm emek işçilerine o ekibin binlerce selam olsun. Sen de Taner Serfici abi. Eyvallah. Eyvallah abi. Bir yanım sağ, bir yanım sol.
buradan çıkış yok. Meymenetsiz, sebepsiz gülen suratlar. İnsanlar çıldırmış. İnsanlar çıldırmış. İnsanlar çıldırmış. Kısa versiyonu bu kadar, yeter bence. Abi mükemmelsin. Bu arada gitarına ve sesine sağlık. Bu arada sesin de gayet iyiymiş. Hiç öyle düşünmüyorum. Gayet sağlam bir rock albüm. Gayet böyle... Bak sana sözüm var. Gökhan'cığım sana sözüm var. Bir rock albüm olarak bir albümde döşeceğiz. Tamam abi. Söz beraber yapıyoruz. Muazzamsın, canımsın. Spotify'da, Apple Müzik'te vesaire... koyacağız. Zaten müsaadelerini aldık. Bir sürü gruptan. Niye olmasın? Abi yaparız. Hiç problem değil. Yeter ki sağlığımız yerinde olsun. Böyle birbirimizi görebilelim. Böyle yayınlar yapabilelim. Hep beraber. Taner abi. Küfür mü dedi? Hakan abi nerede? Neredesin? Nereye gittin? Bak, kapatmadan gel yayını... abi gel buraya. Sen şimdi yanımızda ol. Kapatmadan Hakan'ın işine gidelim bir. Gökhan'cığım. Evet. Hadi gidelim abi. Alıyorum. Ben gezdiriyorum sizi. Tamam abi. Hakan abi yaptı, ben de mikrofon yaptı. Tamam al abi sen kamerayı. Problem yok. Estağfurullah. Bakalım hadi gidelim. Hakan'ın yanına, Hakan abinin yanına gidiyoruz arkadaşlar. Bakalım. Evet. Abi çok güzel bir yayın geçiyor bu arada. Haberiniz olsun. Şöyle. Gitarlar gözüküyor mu? Sazlar, gitarlar vesaire. Evet. Şöyle bir mix yapmış. Biraz... Evet. Aç sesi bir. Gitar tutar mı? Oo, sizi görüyordum arkadaşlar. Oo. Gitar tutmaz ki. İçi bırakmıyor. Bu değil. Ama şunu dinletebiliriz. Şunu dinletebiliriz, evet. Evet, sağ bakalım. Şey gelmiyor. Gibi. Yani bildiğin bir rock eser var orada. Değil mi? Progressive rock tarzında bir eser o. Evet. Aynen. Dolu funk rock. Evet. Müthiş bir eser olmuş. Heyecanla bekliyoruz eseri de. Bu ikinci albümde yayınlanacak şimdi bu eser. Evet. İkinci albümde yayınlanacak. Bunu arkadaşlar... senin adaşın var. Gökhan Tatlı. Evet. Hem bizim iş ilk projede de okumuştuk. Ondan bir duet yapmıştık. O ona tek, onun kendi bestesi. Böyle bir 70'li yıllar 70 styles bir şey yaptık. Yok. Ben zannettim göbeğimi çekiyorsun. Evet. Göbek abi yok. Şey geldi aklıma. Abi göbek yok. yok gayet iyisiniz. Ben kalkmayayım. Sıkıntı olur. yani oramı gösterirsem bir daha hiçbir yerimi izletemem abi. Şu bana sevgili Mustafa Özkent'i anımsattı. Benim çok sevgili hocam. Anadolu Pop'un Frankenstein'ı. Bir ara Kenan abi Mustafa Hoca'yı da alalım. Mustafa Özkent'in o güzel ruhunu yansıttı bu eser. Şu duyduğum muazzam eser abi. İşte ikinci albüm. Güzel katılımcılar var, gruplar var. Çok meşhur evet. Gruplar var. Yoldaşları var. Necati ve Saykılar var. Emircan İrek, Kurtalan Express, Bülent Güven, en önemlimiz Kenan Damar. Hep evet. Beraber albümdeyiz yani. Çok güzel geldi. Vallahi tek şunu söyleyeyim.
büyük emek var. Büyük bir gerçek özveri var. Ben de heyecanla bekliyorum abi. Ben de heyecanla bekliyorum. Muazzam tamam. Stüdyo. Gökhan'cığım şu anda sağ kolum ağrıdı. Telefonu sağ tamam kaldım. Tamam abi. Sen geç abi orada vedalaşalım seninle yavaştan. Tamam. Yerine gel ama yerine alalım seni. O kırmızı odaya gidelim. Bu arada kırmızı odada Taner abi herhangi bir işle buluşturmuyoruz. İyi gelir abi, evet. Şimdi birazdan perde açılacak Taner abinin karşısına. Evet. Canım abi. Öncelikle gerçekten sana çok teşekkür ediyorum. Hakan abiyi de alalım, o da gelsin yanına. O duyabiliyorsa beni. Gel. Gel abi. Gökhan'cığım. Gel ben abi gel. Süper. öncelikle gecemize ışık kattınız, sevgi kattınız. Gerçekten bizlere inanılmaz güzel bir enerji bıraktınız. Kendi adıma çok 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 teşekkür ediyorum. Hakkınızı helal edin lütfen. Sizi çok sevdiğimi bilmenizi istiyorum. Yayınımıza katılan tüm dostlarımıza da çok selamlarımızı gönderiyorum. İyi ki varsınız. Hoş geldiniz sevgili Volkan abimiz, Deniz abi ve kimler kimler, Burcu Şefik, Pranga grubu ve herkes, kusura bakmayın adını unuttuğumuzu varsa da, ama yüreğimiz biliyor sizlerin burada olduğunuzu. İyi ki geldiniz, iyi ki buradaydınız. Şimdi sizlere kısa kısa, çok kısa tutmaya da biliriz, hiç problem değil. Gönlünüzden geçtiği kadarını son olarak her ikinizden de kısa cümleleri almak istiyorum. Biraz da heyecanımı verin, kusura bakmayın, ben bir insanım, utangaç bir insanım aslında, çok da böyle bir adam değilim. Asosyal yanımda ortaya yer çıkıyor. Sevgili Taner abi, neler söylemek istersin bize, abi, bu yayını kısa izleyenlere ve sonradan izleyeceklere? Çok uzun boylu, uzun vadeli hayalleriniz, umutlarınız vesaire vesaire bilmem ne, çok kafanızı yormayın, günü yaşayın. Günü yaşamak kadar güzel bir şey yok. Sevdiğiniz sağlam olsun. Ve always look at the bright side of life diyorum ben. Harikasın. Süpersin. Abi sendeyiz. Mozaik Germany Hakan. Vallahi. Arabesk bir şey alabiliriz. Rızıklar olsun diye. Böyle direkt bu moda mı gireyim falan? Bir sonraki projeyi buldum. Arabesk Rocket. Yanlış bırak. Yok abi. Şiştik ya. Şiştik. Şişirdiler bizi ya. Vallahi şiştik. Patlayacağız yani. Bu kilolar hep ondan. Bu kilolar hep ondan. Rakı basıp geliyor. Tabii. Abi, ya siz ne tatlı adamlarsınız. Yemin ediyorum ya. Yanınızda olmak istedim. Sabahlara kadar oturalım istedim. Böyle ne bileyim. Tavsiyetimiz. Yapacağız abi. Biz konuştuk. Bir de sansürlüyüz şu an. Hesap et. Gerisini sen hesap. Çok sansürlüyüz yani. Canımsınız, ne şeker insanlarsınız abi. Hakan abi sen neler söylemek istersin? Başka diyecek bir şeyim yok yani. Her şey herkesin gönlüne göre olsun. Bir an evvel şu korona illetinden kurtulup da normal hayatımıza olabildiğince, tırnak içinde söylüyorum, normal hayatımıza dönmek istiyoruz. Evet. Zaten ondan sonra her şey çorap söküğü gibi çözülür yani. Başka hiçbir şey istemiyoruz ya. Sadece bu. Benim şu an tek istediğim, yani her şey eskisi gibi olsun, normal hayata dönelim. Başka hiçbir şey istemiyorum. O derdiyle tasasıyla eski hayatına razıyız. Yani beterin beteri varmış, gördük. Evet. Varmış. Gördük. Ve her şey gördük. Daha da fazla oldu yani şu anda. O parkta dışarıda oturmalar falan. Arabeski bile razıyım. Konserde kalabalık içinde kalmalar, böyle masasız sandalyesiz. Oh be, ne güzelmiş yani. Valla Ankara pavyonuna gidip oynayasın var ya. Normale dönsün, ona bile razıyım. Abi şöyle söyleyeyim. Ben Türkiye'de sizi bekleyenlerden biriyim. Öncelikle bana bir söz verin. Tekirdağ'a uğramadan giderseniz vallahi kahrolurum. Ben Taner abiye de söyledim bunu özelden. Bekliyorum. Söz, Türkiye'ye ben geldiğinizde ben canlı yayına birlikte kameraya açıp yapacağız. Rakıyla yapacağız. Şeyin sevgili Gaye Suakyol'un çok güzel bir şarkısı vardı. Rakıyı sensiz içeyim de diye falan böyle. Şaka bir yana birlikte buluşacağız tabii. Yolumuz hep bir zaten. Yüreklerimiz hep bir olacak. Kenan abiyi de alıp, Kenan abi, Sabahattin Taştören abimiz de alıp, babaları alıp yanıma gelin. Olay sonrası hep beraber şöyle muazzam bir müzik dostları yayını yaparız. Belki sabahlara kadar yaparız. O telefonlar şarj ettikçe oldukça gayet şarkılı, türkülü.
Ben de fena bir solist sayılmam. Siz bakmayın bana. İyiyimdir. Çok da kötü değilim ben bu Taner abi. Dediği gibi. Eyvallah canımsın abi. Hep beraber aslında evet en güzel şeyi yaptık bu gece. Her şeye inat güldük, gülümsedik. İçimiz belki kan ağlıyor çoğu kez ama hepimizden de gülümsemeyi imal etmedik. Ne kadar gülümsersek yarınları da o kadar kavuşuruz. Ben bu inançta bir insanım. Değil mi abi? Yani onun için zaten Taner abine de pozitif olalım her şeye rağmen. Evet. Hakan abi de öyle. Çok pozitif güzel bir adam. O da öyle. Gülebilmek hayata, sarılabilmek hayata bunu yapabiliyorsak yarınlar bizimledir ve bizimle olmayı devam edecektir inancından. Aynen. Ben. Ve bunu yapacağız. Hep beraber aynen yapacağız ve zaten sevgiyle dediği gibi Taner abinin kasalarla değil yüreğini ortaya sevgiyle koyan tüm herkese buradan abim bu sözü hiç unutmayacağım. Bunu bir yerlere de yazarım artık ben. Selam olsun. Hepsine o güzel yüreklerine selam olsun. Göğe selam olsun. Yitirdiklerimiz, sonsuzluğa uğurladığımız herkese selam olsun. Abi sizi güzel yüreğinizden bir kere daha selamlıyorum. Saygıyla eğiliyorum. Verdiğiniz emek, güzel selamlar yüreğiniz. Çok selamlar. Için. Ahbap'tan, Samsun'dan, Adana'dan çokça selamlar. Ahbap'a bizden de çok selamlar. Samsun'da mısınız? Samsunlu bir grup mu Ahbap bu arada? Öyle bir grup mu? Efendim abi? Çanakkale bildiğim kadarıyla. Çanakkale ise bana yakınsınız arkadaşlar. Problem yok. Şöyle birkaç saat var aramızda. Şu anda karşımda bir arkadaş göbek atıyor. Onu da bir göreyim. Kim o? Bizi alabilir miyiz? Solistiniz, işini boş yaptığınız solist. Boş ver, gerek yok ya. Gelsin görelim. Abi Gökhan. Ya gel, kim, ismi ne? Kaçtı dışı. Gökhan'cığım. Bir daha Onur. Öpüyoruz. Tamam. Yok sana demiyorum, ben burada Gökhan'ı diyorum. Öpüyoruz, selamlar. Görüşmek üzere. Ben çok de sizi öpüyorum. Başarılar diyoruz. Hoşçakal. Müzik dostlarında arkasındayız. Anadolu Rock 8 gümbür gümbür geliyor. Stay tuned. Harikasın abi. Çok çok selamlar Almanya'ya. Kendinize çok iyi bakın. En kısa zamanda bir yayında tekrar buluşmak üzere abi, tamam mı? İnşallah. Eyvallah abiciğim. Görüşmek üzere. Sevgilerimi iletiyorum sana. Tekrardan. Çok teşekkür ediyoruz. Güzel insanlar. Sevgili Özgür, Eskişehirliyiz abi. Ben Çanakkale'yim. Eskişehir'e çok selamlar. Arkadaşlar ilk yayınımızdı bu. Benim ilk yayınımdı Müzik Dostlarında. Umarım keyif aldınız. Sevgili abimize çok çok teşekkür ediyoruz, Taner Serfice'ye ve Hakan abimize. Hatamız, bir kusurumuz olduysa affola. Bir suçu lisan ettiysek gerçekten affola. Her zaman söylediğimiz bir durum var. Her yayınları kapattığımızda. Yine de aşk kazansın, yine de sevgi kazansın, yine de dostluk kazansın. Gerçekten sağ olun, eksik olmayın. Utanıyorum böyle şeyler görünce. Ben haftanın iki günde Çerez Zayn'da da programda yayında olacağım. Çerezin.com orada da yayınlarıma devam ediyorum. Oraya da beklerim. Önümüzdeki hafta da sevgili müzik dostları başkanımız Kenan Damar karşınızda olacak. Bilmiyorum hangi sürpriz konuyla karşınızda olacak. Ondan sonraki hafta gene ben burada olacağım. Ben de bilmiyorum henüz kiminle karşınızda olacağım. Ama şunu unutmayın ki dünyayı her zaman müzik kurtaracaktır, edebiyat kurtaracaktır, şiir kurtaracaktır, sanat kurtaracaktır, tiyatro kurtaracaktır. Asla ve asla umutsuzluğa kapılmayın, olur mu? Umutsuzluğu hayatınızdan ne olursa olsun çıkartmaya çalışın. Umut edin, umuda doğru koşun. O umutlar hiçbir zaman hayatımızdan kopmasın. Özgürcüğüm çok çok teşekkür ediyorum kardeşim, sağ olun. Yani bakayım. Ayşen Hanım çok sağ olun. Yorumları çok fazla okuyamadık muhabbetten dolayı ama buna da önümüzdeki yayınlarda daha fazla önem vereceğim. Dediğim gibi ilk yayın hatamız eksiğimiz olduysa affola. Her zaman söylediğimiz gibi inadına aşk, inadına sevgi, inadına barış kazansın. İyi ki varsınız müzik dostları. Her daim sanatla, her daim müzikle. Kendinize iyi bakın, iyi akşamlar. Evet, ben yayından çıkamadım. Çıkıyorum şimdi arkadaşlar. Kendinize iyi bakın tekrardan. Görüşmek üzere. İyi akşamlar.